Evet, görüntümüz de Twitch'e geldi. İyi akşamlar arkadaşlar herkese. Bugün korona, lockdown, 30 Days of Technology'nin ikinci haftasını deviriyoruz. 14. gündeyiz. Gayet keyifli. Bir o kadar derin, bir o kadar da zor bir konuyla beraberiz. Ve bir o kadar da trend bir konuyla beraberiz. Şimdi çok uzatmayacağım lafı. Öncelikli olarak bu konuda çok tecrübeli arkadaşlarım var burada. Ondan sonra maalesef bir aksaklıktan dolayı Mert başaranlar bizimle sonuna kadar kalamayacak. İlk topu ona atıyor olacağım. Mert'in bu konuda hatır sayıların fazlasında yönettiği bir mikroservis sayısı var. Dolayısıyla ilk topu ona atıyorum. Bayağı da sorumuz var soracak. Daha sonra da hep beraber devam ediyor olacağız. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Tabii bu konunun en geyik sorusu olarak düşünebiliriz Mert bunu. Şimdi bütün yani herhalde bütün teknolojilerde bunu görürüz ama en fazla da bunu da gördük herhalde. Şimdi öncelikle bu iş bir hype mı? Yani gerçekten hayatımıza giren bir architecture mı yoksa herkesin diline pressing olmuş bir teknoloji mi? Bize birazcık bahseder misin kısa olarak? Valla dünden beri çalışıyorum o hype sorusuna cevap vermek için. Yani evet, çok iyi akşamlar öncelikle herkese. Umarım güzel bir session olur. Maalesef benim belli kısmında olmayacağım bir session olacak ama umuyorum ki bir şekilde takip ediyor olabilirim bir yandan. Ya hype mı konusu? Yani bu özellikle herhalde son dönemde biraz daha gündeme geldi bu hype mevzusu. Çünkü zamanında herhalde bu kadar çok fazla teknoloji ya da community'nin çok böyle yayılamadığından mıdır nedir bilmiyorum. Ya teknolojiler belki bu seviyelerde konuşulmuyordu, bu hype. Neden bu yakıştırma yapılmıyordu ama mikroservis üzerinde konuşursak ya çok popüler. Çünkü ya popülerliği nereden geliyor diye soracak olursak aslında çok büyük şirketler kullanıyor. Çok büyük bir organizasyon içinde kullanılıyor. Şimdi detaylarını konuşacağız zaten. Aslında ciddi anda sorunlarımızı çözüyor. Ama onunla beraber de aslında herhalde bu anti-paternler de son dönemde çok popüler, yaygın olarak günümüze geldiği için aslında önümüze düştüğü için. Anti-paternler konusunda da aslında mikroservis özellikle o konuda çok çok rakibi olan bir konu. Yani neden şimdi tabii hype mı değil mi konusuna şöyle girebiliriz. Yani bu organizasyonun bir parçası benim fikrim. Yani ben aslında teknik taraftan da biraz bahsediyor olacağım ama bu taraf da benim için çok kritik. Çünkü şimdi bahsettiğim gibi çok büyük organize şirketler bunu kendi sistemleri içerisinde kullanıyor. Türkiye'de özellikle son dönemde çok arttı bu organizasyonlar. Çünkü bizim geleneksel sıkıntılarımız neydi? Aslında tek bir monolit uygulamalar üzerinden geliştirmelerimizi yapıyorduk. Onları host ediyorduk. Onları test ediyorduk. Her şeyi onların üzerinde yapmaya çalışıyorduk. Çok fazla dağılmıyorduk. Buydu aslında bizim temeldeki prensibimiz. Tabii zaman geçtikçe aslında hayatımıza şöyle sıkıntılar girmeye başladı. Tabii database'ler artık biraz yetersiz kalmaya başladı. Tek single yani monolit database'ler aslında biraz sorun çıkarmaya başladı. Çünkü performansla alakalı belki bazı konsörler gelişmeye başladı bu tarafta. Onun haricinde tabii yine buna paralel aslında belki de başka bir tartışma konusu single repo, multiple repo mevzusu var. O da aslında başlı başına bir sıkıntı idi zamanında. Hala belki de. Çünkü 50 kişilik bir ekibiniz olduğunu düşünün. Single repo üzerinde çalışıyorsunuz. Tabii buradaki işte commitment'lar, aynı zamanda pull request'ler, kodun yapısı, deployment süreçleri bunlar oldukça kaotik bir noktaya gidebiliyordu zaman zaman. Tabii takımlar bir arada çalışıyorlardı. Yani aslında single responsibility'den bahsettik ya aslında her belki ekibinizdeki bireyin farklı yetenekleri, farklı tecrübeleri ya da işte farklı vizyonları var. Tabii siz herkes tek bir ekip içerisinde belki evet gruplayabiliyoruz ama belki de çok verimli kullanamıyorduk. Bunun da farkına vardı dünya. O sebepten ötürü biz dedik ki biz takımlarımızı ayıralım. Her takımın aslında responsibility'sini kendine özgü bir noktaya getirelim. Ve aynı zamanda da bunların servislerini de ayıralım ve herkes kendi servisinden sorumlu olsun. Biz bunlara birer SLA yıkalım, SLA sorumlulukları olsun o konuda. Hepsi kendine has bir dokümantasyona sahip olsun, geliştirme süreçlerine sahip olsun, farklı teknolojiler kullansın, farklı development süreçlerine sahip olsunlar. Kimisi Kanban kullansın, kimisi Agile'la devam etsin development sürecine gibi. Aslında
hayatımıza gelen bu responsibility ayırma mevzusu tamamen o noktada işin içine girmiş oldu. Tabii güne geldiğimiz noktada diyelim ki 50 kişilik bir ekibinizle zamanda tek bir kod bloğu ya da tek bir repository üzerinde çalışıyorken şimdi search ekiplerini ayırdık. Payment kısmını ayırdık. Yazılımımızı zaten modül modül iyice birbirinden ayırdık bu sayede. Yani frontend özelinde bile dahil aslında baktığınızda payment kısmı ayrı bir takım ve servis mantığında çalışıyorken search kısmı ayrı bir servis ve ayrı bir takımın sorumluluğunda. Ayrı teknolojiler kullanabiliyorsunuz, ayrı diller kullanabiliyorsunuz gibi. Tabii temelde hype özeline gelecek olursak tekrardan bence hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Yani çünkü ya bu vizyon bir parçası. Çünkü gerçekten günlük hayatımızda da bu böyledir. Yani o gün de bir örnek vermiştim. Ya siz bir oyun oynamak istiyorsanız gerçekten bir gamer olmak istiyorsanız ya bunu MacBook'ta yapmanız çok anlamlı değil. Çünkü MacBook'un kendine özel bir responsibility'si var. Ya da gerçekten gidip de devasa bir ekran kartı alıp da sadece orada development yapmak da çok doğru değil. Aslında buradaki bu sorumlulukları birbirinden ayırmak bizim aslında hayatımızın da bir parçası. Ve doğru da bir parçası belki de. O yüzden mikroservisler de aslında hayatımıza bu yoldan doğal bir akışta girdi. Çünkü onu istiyordu artık. Yani biz geldiğimiz noktada artık o kırılımı yapmak durumundaydık. Çünkü artık ilerleyemiyordu ekipler. Çok çok büyümüşlerdi. Kod blokları, repolar çok büyümüştü, şişmişti. Her bir servisi birbirinden ayrı düşünmek gerekiyordu. Yoksa scale edemiyorduk biz artık organizasyonumuzu. O gibi konularda aslında bize oldukça büyük faydalar sağladığını söyleyebilirim. Sen şimdi biraz daha özele girip şeyler sorabilirsin tabii. Tabii abi, süper. Yani bu hype konusunda ben sen daha sonrasında birkaç cümle ekleyebilirim belki ama hızlıca sana şunu sormak istiyorum. Şurada çok güzel bir fotoğraf var. Şimdi hani temel olarak zaten kelime anlamıyla da mikro servis dediğimiz zaman kafamızda bir ışık yanıyor ama şimdi şurada ortadaki bir SOA konusu var. Yani burada da parçalı bir yapı var. En sağda da daha parçalı bir yapı var. Okey ama ikisi de parçalı. Şimdi bunların arasındaki temel prensip nedir? Yani bu ikisinin arasındaki fark nedir abi? Ya şimdi tabii SOA ya birbirinden çok uzak, o kadar uzak sayılmazlar. Ya bir monolitli mikroservis kadar uzak sayılmazlar en azından. Ya tabii SOA'nın bazı tabii kendi has kriterleri var, noktaları var. Mesela ya detaylı konuşuyor olacağız. Mikroservislerin genelde best practice'lerinde kendine ait bir database'leri vardır. Ya da çok daha lightweight yazılmaları ya da daha single responsibility'de daha uygun, daha bounded context özelinde düşünülmeleri gereken yapılardır. Ya genelde best practice diyorum bunlara ama tabii ki bunları yapmak zorunda değilsiniz. Bu tamamen size kalmış. O yüzden best practice demek belki daha doğru. Ama SOA'lar biraz daha tabii o architecture'da biraz daha mesela DB çok çok ayrılmaz genelde. Yani genelde paylaşılan yani shared bir database vardır. Aynı zamanda bu bahsettiğim bounded context orada biraz daha paylaşılan komponentleri biraz daha barındıran bir noktadadır. Şimdi senin imajını da evet bu imaj üzerine de konuşuyor olursak aslında biraz daha bütün yapılardır. Yani aslında bir mikroservis kadar responsibility'yi bölelim. Hepsi birbirinden işte tamamen birbirinden ayrı yapılar olsun. İşte farklı noktalarda birbirinden bağımsız hareket edebilsinler noktasında SOA biraz daha ortaklaştıran yani biraz daha böyle komponentleri ortak kullandırabilen bir mimari üzerine kurulu. Aynı zamanda tabii communication de biraz fark ediyor. Çünkü mikroservis özelinde baktığımızda aslında çok daha lightweight bir communication kullanma ihtiyacımız oluyor. Çünkü çok fazla servis var. Yani dependency'lerini yeri gelince takip edemezsiniz. Yani correlation zorunluluğu hissettiğiniz inanılmaz noktalar var. Yani o sebepten ötürü biraz daha oradaki o communication'ın size performans kaybettirmemesi lazım. Zaman kaybettirmemesi lazım. O yüzden biraz daha işte AMQP olabilir ya da işte HTTP REST düşünülebilir. Yani bu biraz daha böyle lightweight protokoller aslında söz konusu ama SOA tarafında ya benim gördüğüm genelde bir servis pass üzerine biraz daha inşa ediliyor haberleşme. Tabii bu servis pass biraz bu bahsettiğimiz aslında komponentleri bir arada kullanma
kültürü ya da yapısından da aslında buna da paralel. Çünkü siz servis, bir tane servis pasınız var ve o servis pası üzerinden haberleşiyorsunuz aslında komponentleriniz arasında temelde. Ama tabii o servis pasta herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda, yani bir şekilde bir bottleneck yaşama şansınız, durumunuz olabilir servis pas özelinde. Ama mikro servislerde tabii bu biraz daha kırılması gereken bir bakış açısı. Çünkü orada aslında sizin tamamen birbirine depend olmayan yapılarınız olması lazım best practice'te. Çok farklı çalışan, tamamen kendi başına independent yapılarınız olması gerekiyor. O sebepten biraz daha SOA... Ya belki şey söylenebilir, yani hani biraz da Türkiye'deki belki bakış açısı özelinde, yani SOA biraz daha enterprise'a giden belki bir architecture üzerine benzetilebilir. Ama mikro servisler biraz daha tabii ya bunu şey olarak da belki kırabiliriz. Yani biraz daha small business ya da işte daha büyük business'lar üzerine de belki kırabiliriz SOA ve mikro servis üzerine konuşuyorken. Ama temelde da birbirinden biraz farklılar ama çok da birbirinden ayrılan noktalar değil. Günün sonunda bir servis oriented bir bakış açısı var ikisinde. Evet. Ama vizyonları daha biraz daha farklı. Mazileri süper, biraz daha farklı. Süper yani. Abi, ağzına sağlık. Doğru, katılıyorum. Ben şöyle adlandırıyorum onu. Mikroservis enterprise'ın bir üst şapkasıdır. Bundan kastettiğim nedir? İşte hep verdiğimiz örnek, milyon dolarlık bir uçak firması ama işte bir WhatsApp çıkıyor. O uçak firmasının, örnek veriyorum, 10 misli bir price'e sahip. Ya da Netflix mesela. Infrastructure anlamları, teknoloji anlamında da çok fazla ileri teknolojiye sahip. Ve dolayısıyla da aslında microservice'in doğduğu alanda orası aslında. Söylediğin ilk cümle girişi de o hype konusunda öyle söylemiştin. Örnek veriyorum işte Netflix gibi veyahut da şu anda aklınıza gelecek Spotify bütün Spotify gibi. Yani aklımıza gelecek çok fazla startup sayabiliriz. Amazon e-commerce gibi ondan sonra. Çok fazla inanılmaz büyük yerler kullanıyorlar. Yani o kurumsallığın büyüklüğüne sahip, hatta daha büyük. Ama onların hantallığını taşımayan firmalarda çok gözlenilen paternlerden bir tanesi. Hype yapmasının sebeplerinden bir tanesi aslında bu. Şimdi burada çok kritik bir soru sormak istiyorum. Bu soru bana benim şahsi fikrim olarak en kritik konulardan bir tanesi. Benim de müşterilerimde en fazla challenge ettiğim konulardan bir tanesi. Genelde de ikna etmeye zorlandığım konulardan bir tanesi. Şu anlamda ikna etmeye zorlandığım derken, işin zorluğundan dolayı, yani biz microservice'in bu kadar uzun sürmesini istemiyoruz, dolayısıyla kademeli geçiş yapacağız deyip bir kenara atılan bir konu, ama ben kesinlikle böyle olmasını tavsiye etmiyorum. Mikroservisin bana soracak olursan logiğine de ters. Ama burada tabii şöyle önemli bir konu var. Zor olan şey nedir? Şimdi az önce söylediğim gibi mikroservisin yapısı itibariyle bakış açısının birazcık farklı olması gerekiyor. Yani bu security anlamında da böyle, data anlamında da böyle. Şimdi servis bazında da database'i ayırmak çok enteresan bir tecrübe biz developerlar için. Özellikle de son 10 yılını development'la geçirmiş bir nesle sorduğunuz zaman bu soruyu. Yani şimdi mikroserviste şöyle bir şey geliyor. Mesela örnek verelim, bir order servisiniz var. Mikroserviste bir de customer servisiniz var. Şimdi bu bizim için yıllarca iki tane bind edilmiş tabloydu. Ama şu anda biz buna ne yapıyoruz? Komple bambaşka iki engine'e atıyoruz. Yani bambaşka security rule'ları olan, bambaşka hosting environment'lar duran iki database engine'e atıyoruz. Doğru olan yapı hem security'de hem database'de bu. Aslında bunda da artık hemfikir olunmaya başlandı. Şimdi bununla ilgili dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum sana. Buradaki data consistency nasıl sağlanır? Ne gibi yöntemler var ve bununla ilişki olarak SAGA denilen bir modelimiz var mikroservisle. Yani mikroservis denilince akla gelen ilk architecture model. Zaten mikroservisin bir framework'ü de yok. Yani framework'ü teknoloji anlamında var mesela. İşte atıyorum Spring Boot var veyahut da Spring Cloud var. Onun haricinde de bir iki tane firma var ama bir framework olarak yok aslında. Ama architecture model olarak SAGA çok konuşulan bir konu. Bu distributed transaction ve SAGA konusunu bize bir açıklayabilir misin? Şeyden girelim. Yani aslında database'leri ayırma noktası, yani data'yı ayırma noktası, evet biraz korkutucu bir konu belki. Ya ama şimdi şöyle, tabii şeylerimiz var. Yani konsollerimiz var bizim. Yani şimdi dediğim gibi bir Netflix'i konuşuyoruz. Biz Spotify'ı konuşuyoruz. Bunlar, yani özellikle mesela Netflix de öyle ama Spotify'ı, yani milyonlara hitap ediyorsunuz ve o tuşa bastığınız an inanılmaz kalitede bir müzik dinleyebiliyorsunuz. Yani bu müthiş bir şey. Yani bunu şimdi bizim geleneksel yöntemlere baktığımızda işte tek database'imiz olsun, tek datamız olsun, bulk olsun, milyarlarca kayıt olsun.
Ya bu çok yatmıyor akla. Yani şimdi biraz daha detayına girdiğimiz noktada aslında şimdi sizin dediğim gibi aslında mikro bazda aslında kırdığınız servisler order servisiniz, customer servisiniz, işte account servisiniz vesaire. Şimdi veya Spotify üzerinde konuşacaksak onların kendi business'larına özel ama çok kritik noktada olan servisler. Şimdi siz her bir business'ınızın, her bir servisinizin structure'ını farklı planlıyorsunuz. Farklı dille yazıyorsunuz. Farklı mimariyle yazıyorsunuz. Ama database'ini mesela ortak kullanmak istiyorsunuz. Ya bu bir garip. Ya bu çok anlamlı değil. O yüzden aslında database'leri de aslında tamamen business'lara özel seçme imkanınız var bu architecture'da. O geçenlerde de konuşmuştuk işte. Neo4j var. İşte Elastic var. MongoDB var, PostgreSQL var, Cassandra var. Yani bu onlarca belki kullanabileceğiniz farklı business'a sahip aslında data kaynağınız var, Redis var. Şimdi datayı tabii tek bir monolit bir database'de tutmak yani tabii ki tutabilirsiniz. Yani mikro servis yapıp yine tutabilirsiniz. Ama bu sizi scale ettirmez. Ya yani bu hem best practice olmaz hem de çok planladığınız yapıya çok uymaz temelde. Şimdi data consistency konusuna gelecek olursak aslında evet belki bu işin en zor kısımlarından birisi. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Çok çok güzel bir şey paylaşıyorsun şu an. Tabii bu çok akademik bir konu temelde. Özellikle son dönemlerde mikroservislerin biraz daha yükselmesiyle beraber gündeme gelen bir konu. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Sizin aslında birden fazla multiple aslında business'ınız var temelde bir prosesiniz içerisinde. Farz edelim ki işte order yaratacaksınız. Order'ın tabii kendi altında item'ları var. Item'larını ayrı yerlerde tutabilirsiniz ya da ayrı transaction'larda, ayrı proseslerde aslında gönderiyor olabilirsiniz. Mesela command query mantığında düşünürsek bir command sizin aslında order'ınızı yaratıyorken diğerleri item'larınızı yaratabilir. Şimdi tabii farz edelim ki order'ı yarattınız. Master'ını. Ama item'larını yaratamadınız. Yani bir hata aldınız. Herhangi bir hata. Evet belki fault toleransı sağladınız. Oradaki o toleransı çözdünüz ve herhangi bir sıkıntı yaşatmadı sisteminiz ama günün sonunda datanıza bir tutarlılık kalmadı. Yani ya da datanız kirlendi yani temelde. Çünkü o prosesinizi tamamlayamadınız. Tabii klasik yöntemde bunu handle etmek mümkün. Bir kod bloğu içerisinde işte eğer herhangi bir hata almışsam git bunun rollback için şunu çalıştır demeniz mümkün tabii ama tabii bunun yerine işte Saga biraz daha bunu transactional bir noktada size sunabiliyor. Ya diyor ki siz bir proses başlatıyorsanız aslında bunu transactional olarak başlatın. Gerekirse bunun rollback mekanizmalarını da belirleyin. Aynı zamanda herhangi bir prosesinizde bir sıkıntı olmazsa bunu commit edelim. Ama eğer bir sıkıntı yaşarsak bunun rollback mekanizmalarını da tek tek çalıştırabilelim temelde. Hatta Mass Transit tarafında da Saga'nın oldukça yaygın kullanıldığını görebiliriz. Biz her yerde kullanmıyoruz temelde. Birkaç yerde bir POC'sini yaptık bunu. Çünkü çok fazla şu an consistency dert etme noktasında değiliz. Ama bunu büyük olasılıkla temele yaymamız gerekecek. Çünkü dediğim gibi aslında biraz daha kritik business'lar geldiği noktada aslında sizin için bu önemli bir konu. Datanın tutarlı bir şekilde aslında sisteminizde var oluyor olması. Tabii iki farklı şeyi var, yöntemi var. Ya bunu çok detayına çok giremeyeceğim açıkçası ama ben genel olarak konseptten biraz bahsetmek istedim. Tabii şöyle bir şey var. Bunu her prosesiniz için kullanmaya ihtiyacınız var mıdır baştan sona? Emin değilim. Çok açıkçası bunu çok profesyonel olarak oturup da architecture'ında kullanmış birine de çok denk gelmedim açıkçası. Mimari olarak ya da genel yapı olarak. Ama belli noktalarda belli şeyler için POC'lerini yapanları gördüm. Ama dediğim gibi biz biraz daha bunun şu an R&D tarafında aslında bunun POC'lerini yapmaya çalışıyoruz. Ya bize en uygun versiyonu nasıl planlayabiliriz konuşmak istiyoruz temelde, bulmak istiyoruz. Ya kabaca böyle bahsedebilirim açıkçası.
Yani çok aşırı bir tecrübemin olduğu, oturup hani akademik noktaya kadar uzanan dediğim gibi bir konu. Çok detaylı bahsedemeyeceğim ama ya transactional bir business'ınız varsa ve bunu handle etmek istemiyorsanız, daha böyle işte two-phase commit deniyor temelde. Yani aslında transaction'la, gerçi biz de biraz alışığız DB tarafından, özellikle transaction database'ler tarafından commit, transaction ve commit yapısına, ama bu biraz daha distribute noktada size bir hizmet sunuyor. Süper abi, ağzına sağlık. Yani birazcık aslında bilmiyorum, bütün gününü takip edenler, yani bütün seriyi takip edenler buradalar mı, ama konuları da aslında bu yüzden birazcık bu şekilde dizdik. Hatta işte o messaging konusunda da hepimizin hararetlendiği konularda da aslında gelmek istediğimiz nokta buydu özellikle. Çünkü bu konu çok önemli bir konu. Yani message broker'da yaptığımız iş aslında temel olarak arka taraftaki backend'i rahatlatmaktan ziyade yeni architecture'lardaki ondan sonraya yeni architecture'lardaki başka bir architecture, yani mikro architecture'da anlatmaktı. Aslında temel bazda da Saga'da konuşulan konsept de bu. Tabii bunun yapılış yöntemleri çok farklı Saga'nın içerisinde. Birkaç tane yöntem var. Bu anlamda çok önemli. Şimdi seni göndermeden önce son bir soru daha sormak istiyorum. Bu da çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Müşteri tarafında. Hatta dün de birazcık atıfta bulunduk. Şimdi ben yine yani ben kendi tarafımda şöyle, bütün architecture advisor'ıma bu konu üzerinde biz globaldeki hekatonlarda da konuşuyoruz zaman zaman diğer arkadaşlarla ve tecrübeli insanlar, yurt dışında bunu deneyimlemiş insanlarla ya ortak görüşte buraya doğru gidiyor diyebiliriz. Benim şahsi fikrim de o. Çünkü bu bir vizyon, yeni bir vizyon ve yeni bir vizyonun yeni kuralları olması lazım ve bence de doğru kurallar bunlar. Çünkü yani biz bunu tabii ki de şunu söylemek istemiyorum. Herkes bu şekilde yapsın demiyorum. Senin dediğin gibi her servisinizde böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ama gerçekten de bu işin doğduğu yer var ya, o doğu manesinde bu iş böyle kullanıyoruz. Bazı sebeplerden dolayı. Çünkü neden? İşte atıyorum, Spotify'ın hem internal hem external müşterileri var. Security'sinin ona göre dizayn edilmesi gerekiyor. Ve bunu siz Total Grant'ta bir monolit dizayn yapamazsınız buna. Şimdi dolayısıyla aslında şunu soracağım yine. Otorite kısmı, yani single source of authority mi, yoksa her servisin kendi otoritesi mi olması lazım? Yani dünkü örnekten vereyim, çok basit, bize şunu açıklarsan. Örnek veriyorum, her mesela benim bir tane gateway'im mi olması lazım? Offloading'i burada söküp içeride ben kendim standart bütün mikro servislerle aynı security rule'larla mı takılmalıyım? Hayır, ön tarafta bir tane offload'um var ama arka tarafta da yine SSL'in olduğu, yine token'ların share edildiği ve her servisin kendi manifestosunu işlettiği, ister iç müşteri olsun ister dış müşteri olsun belli kuralları uyguladığı dağıtık bir otorite yapısı mı olması gerekiyor? Ya bu konuda tabii şey, yani tamamen business'al bir konu temelde, ama tabii bazı gerçeklikler de var hayatımızda. Şimdi SSL offloading dediğiniz noktada aslında bu bir performans kaybı. Yani bunu her yerde yapıyor olmak aslında her business için bence uygun değil. Yani çok çok da, en azından SSL üzerinde değil. Ya tabii ki sizin authority'yi sağlayacağınız farklı yöntemleriniz var. İşte JWT konuştuk, evet. Ya da işte OAuth konuştuk. Hatta open source bazı şeylerden bahsettik. Identity Server'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani şimdi özellikle aslında tabii gateway dediğimiz noktayı da konuştuk. Gateway'ler aslında bizim için en kritik olan konu. Çünkü dışarıya expose ettiğiniz en uzaktaki yapınız sizin. Yani dışarıda temas eden ilk noktanız. O sebepten ötürü aslında orada bir security katmanının olması bence kritik. Çünkü orada mesela SSL olabilir, bir firewall olabilir. Yani gerçekten oraya koyabileceğimiz, dizayn edebileceğimiz bir security katmanı bizim uygulamalarımıza gelecek olan tehditleri de aslında o ciddi anlamda azaltacaktır. Tabii onun arkasında biz aslında planladığımız noktada bir Nginx koyduk onların arkasına. Tabii buradaki Nginx de bizim için temelde yine gateway'in önünde. Yani bizim aslında business'al gateway'imizde en dışarıdaki API gateway'imizin arasında. Ya bu şekilde planlayabilirsiniz. Oraya da bir aslında security level koyabilirsiniz. Belki bir henüz içeriye gelmeden aslında istediğiniz orada yine bir SSL offloading yapabilirsiniz aynı şekilde, ikinci bir level olarak. Ama mesela oraya da geçtikten sonrasında artık bu sizin business'ınıza kalmış, ama
Mesela bir payment'la alakalı ya da kritik şeylerin olduğu servislerinizin önüne zaten şeylerden de bahsediyor olacaksınız. Benim çok zamanım kalmadı ama mesela servis mesh'lerden bahsedeceğiz. Servis discovery mantığından bahsedeceğiz. Hı-hı. Servis mesh istiyor gibi, Linkert gibi. Mesela bunlar aslında sizin yapılarınızı repleyen, network level'ında repleyen yapılar. O sebepten ötürü aslında her birinin kendine özgü bir security konfigürasyonunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda routing'ini yapabilirsiniz. Communication protokollerini değiştirebilirsiniz gibi. Yani aslında her servisin kendine özel bir bu şekilde bir aslında servis discovery'si, bir servis mesh mantığınız varsa, servis discovery'si kullanabiliyorsanız her servisinizin kendine özgü bir security protokolü ya da security stratejisi olabilir. Ama benim fikrim her ne kadar bu HTTPS haberleşme biraz aslında maliyetli olsa da kritik servislerinize, kritik yapılarınızın önüne aslında bu offloading olabilir ya da işte özellikle bir tokenla yapabilirsiniz bunu ya da işte bir şekilde bir out olabilir. O size kalmış ama tamamen oraya aslında bir security bir business'ı koymak bence önemli. Tabii servis mesh konusu da çok önemli orada. Belki onunla paralel bağlanabilir. Ama authority konusunda gelecek olursak tekrardan benim fikrim içeride de aslında bir security level'ınızın olması lazım ama bunu biraz daha lightweight bence düşünmek gerekiyor. Ha. Ama tabii ki bunu da elden bırakmamak gerekiyor. Süper abi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sanırım senin vaktin doldu. O yüzden devam etmeyeceğim. Evet. Soracağım. Yani en çok konuşmak istediğim günde maalesef ki böyle ters bir durum oldu ama umarım değil. Biliyorum ki çok güzel bir yayın olacak. Ben de belki kaçamak yapabilirsem arada izliyor olurum. Tamam, süperdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir yayındı. Devamı da olacaktır diye umuyorum. Süper. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Şimdi ben şöyle bir tekrardan hem özetleyen hem de tekrardan bir açılış yapayım. Sonra İlter'e ve Mert'e aslında aynı konularda sorularım olacak. Şimdi öncelikle arkadaşlar mikroservis şimdi bu hikayeyi böyle tasarlamamızın dediğim gibi bazı sebepleri var. Ben özellikle de bu şekilde olmasını düşündüm. Yaklaşık 2 senedir herhalde bütün workshoplarım Microsoft Türkiye'de mikroservis özelinde devam ediyor. Yani çok önemli bir konu, çok kritik bir konu. Her yerden de request gelen bir konu. Yani aslında burada bir hype var ama ayakları yere basan bir hype var ondan sonra. Çünkü insanların bazı sorunları var ve benim her zaman için söylediğim şey şu anda bir teknoloji patlaması yaşıyoruz. Bu teknoloji patlaması yaşamamızın da aslında bir sebebi var. Bunun da temelinde mikroservis var aslında. Yani şimdi benim çok sevdiğim bir cümledir. Herhalde 14 gün boyunca 14 defa kullandım mı Mert bilmiyorum saydın mı ama teknolojiyi doğurur her zaman için. Kubernetes, Dockerized sistemler, süper. Dockerized sistemler ve DevOps ve mikroservis. Fark ettiyseniz demeyeyim herkes bunun farkında. Bunların hepsi aynı anda bir anda bildiğiniz dinamit gibi patlayan teknolojiler haline geldi. Neden? Çünkü bunların hepsinin kökeni aynı. Yani mesela şimdi ben bugün çok detayına girmeyeceğim ama mikroservis nasıl? Yani mikroservisi host etme yöntemleri. Per container, per service, per service, per host, işte per service, per pass gibi yöntemler var. İşte buradaki en iyi match eden yöntem aslında baktığınız zaman Kubernetes. Şimdi o kadar servisi nasıl yöneteceksiniz? DevOps derken bunlar hepsi birbiriyle ilişkili bir yöntem. Peki mikroservisin özünde ne var? Şimdi mikroservisin özünde aslında hani az önce Mert de güzel bir cümle kurdu. Ben de onun üstüne bir ekleme yaptım. Şimdi İlter'e atacağım topu. Bu kurumsallık konusu. Şimdi biliyorsunuz ki her zaman için bazı yapılar küçükken dezavantajları olmasıyla beraber bazı avantajları vardır. Ve bunlar çok önemli avantajlardır. Bunlardan en önemlisi de hep startuplarda da söylenir, bütün iş hayatında da söylenir. Amatör ruhunuzu kaybetmeyin. Yani bir şeyin küçük olması demek size esneklik veriyor demek. Büyük bir şeyi ne yapamazsınız? Esnetemezsiniz. Dolayısıyla mikroservisin temel mantığında şu anda bütün dünyada uygulanan bir model var aslında. Bunu software bazında söylemiyorum. Mesela şirketlere dönüp baktığınız zaman belki çalıştığınız şirkette de bunu görüyor olabilirsiniz. IT firmalar, departmanı artık ayrı şirket birçok firmada. Özellikle de enterprise'de. Neden? Aslında bir mikroservis işte. Mikroservisin ilk aşamasına geldik. Parçalandı ve bütün birimlere hizmet veriyor. Kendi kuralları var. Kendi fiyatı var. Kendi faturası var. Ne yapıyor? Bütün şirkete hizmet veriyor. Finans aynı şekilde parçalanabilir. Yani bunu uygulayan
çok iyi firmalar da var veyahut da parçalı uygulayanlar da var. Dolayısıyla eski esnekliğini kazanabilmek için, yani örnek veriyorum, bugün ne diyebiliriz? Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi Borusan mesela. Şimdi çok büyük bir organizasyon. Dolayısıyla bu organizasyon nasıl böyle büyüdü? Kalitesinden dolayı büyüdü. Çok iyi bir firma olduğundan dolayı büyüdü. Ama o büyüklük ona bazı hantallıklar kazandırdı. Bir tane holding içerisinde devasa firmalar. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Kendilerini parçalıyorlar. Bu bütün dünyada bu şekilde. Şimdi biz bunun software tarafına dönecek olursak, software'de de bu böyle. Çünkü neden? Geleneksel uygulamaya bakalım. Ben yıllarca çok büyük yapılar da yönettim. Bir tane security domaininiz var. Nedir bu? Active Directory. Sabah birileri geliyor, inanılmaz bir patlama oluyor. Mesela 10 sene şunu anlattık. Active Directory'de peak zamanlar nasıl yönetilir? Neden? Çünkü bir tane otorite var, tek bir yer var. Sürekli ne yapıyorduk? Buraya kaynak ekliyorduk. Sürekli bir şey ekliyorduk. Bu kaynağın sınırı var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla bunu parçalamak, evet, yönetmesini zorlaştırıyor ama müthiş avantajlar getiriyor. Dolayısıyla o yönetim zorluğuna katlanabilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bu iş örneklerini neden veriyorum? Şirket parçalanmasını neden örnek verdim özellikle? Bir şirketi parçalarsanız ikinci şirketin patronu farklı olur. Dolayısıyla mikroserviste de bu mantığın gözetilmesi lazım. Mikroservisin özünde bu vardır. Bütün global tartışma forumlarında, bütün hackathonlarda enjekte edilmek istenilen, empoze edilmek istenilen konu da budur. O yüzden ben şunu tavsiye ediyorum bir arkitekt olarak mimarilerimde, kesinlikle responsibility, security anlamında, database anlamında ve birçok anlamda, birçok management, logging anlamında distributed olmalı. Bunların kolerasyonu çok zor bir iş ama sağlanmalı ve bu şekilde dizayn edilmeli. Bu işin en ideal yöntemi budur. Yoksa SOA'dan veyahut da monolitten maalesef birçok anlamda kurtulamıyoruz. Yani mesela ben, evet, çok fazla şeyi rahatlattığı için messaging sistemlerinin üzerine çok durduk mesela geçtiğimiz günlerde, ama üstüne basmamın özel sebeplerinden bir tanesi de mikroservis konusuydu. Çünkü o korelasyonu yaptığınız, o business'ı büyüttüğünüz yerlerden bir tanesi aslında o messaging veyahut da o brokering backbone'uydu. Dolayısıyla şöyle özetlemem gerekiyor. Mikroservis bir organizasyonu parçalamaktan hiçbir fark yoktur. Ama dikkat edilmesi gereken konu ve bu işin en ideal yöntemi, bunu gerçekten mikroservis gibi, yani otoritenin dağıtık olduğu, tabii ki de otorite iç müşteriye ve dış müşteriye farklı cevaplar verebilir. Ama günün sonunda security konsollerinin farklı, data konsollerinin farklı olduğu servis parçacıkları oluşturmanız gerekiyor deyip, bu özetlediğim 3 soruyla ilgili öncelikle topu İlter'e atıyorum. İlter, sen ne diyorsun bu konuda? Abi selamlar. Siz bitirdiniz aslında her şeyi gibi bir şey oldu 30 dakikada. Artık etrafında gezeceğiz gezebildiğimiz kadar. Ya şöyle, bu konuda tabii ki çok haklısın. Yani bu adından belli zaten. Yani bir şeyleri lokma lokma yönetebilir hale gelmek için mikroservis denen kavram hayatımıza girdi. Ben birazcık şey tarafına doğru kaydıracağım konuyu. Yani bunların evrimine doğru kaydıracağım konuyu. Şimdi ilk başta bir parantez açayım bir parantez tamam. Açayım. İstediğin yere sen eklersin bunu. Twitch'te şimdi gözüme çarptı. Bir de domain driven design dediğimiz bir konu var. Bunun mikroservisle olan ilişkisi nedir diye sormuş. Sen uygun bir yerde bunun da cevabını verirsen sevinirim. Oraya kadar götüreyim o zaman. Tamam, bunu. Süper abi. Abi şimdi şeyler, yani büyümeyi izlediğimiz zaman ilk başta yani tek bilgisayarda çalışan yazılımlar varken artık daha fazla kaynak tüketmemiz gerektiğinden yataya doğru büyüdük. Bu sefer iki yerde birden aynı anda aynı işi yapan şeyler çıktı başımıza. Ondan sonra büyüme gerçekleştikçe bu sefer sen biz şeyden finanstan bahsettin, ne bileyim IT ayrı iş birimi oldun dedin. Yazılımın dikeyinde baktığımızda bir yazılıma tek işi veremez olduk. Daha fazla iş yaptırmak istedik. Yani listelemeyi de oraya yaptırıyoruz, checkout'u da oraya yaptırıyoruz. Authentication katmanını da, authorization'ı da hepsini beraber aynı yere koyduğumuzda çok güzel oldu. Uygulama böyle tek bir yerde duruyormuş gibi, sanki bir tane kod yazacağız, tek kod base bakmak zorundaymışız gibi. Ama iş arttıkça, iş hacmi arttıkça personel sayısı arttı. Mert'in üzerinde çok durduğu şekilde. Şimdi personel sayısı arttı, iş hacmi arttı. Bütün personellerin bir arada çalışması lazım. Şimdi bir bunun metodoloji tarafı var. Mert sağ olsun işte Scrum, Agile, Kanban o taraflara değindi. Mesela onların bile çıkışı işleri parçalayıp yemeyle alakalı. Bir de bu tarafa bakalım. İş çok büyük. Bu kadar adam bir arada nasıl çalışacak? Şimdi askerde herkes eleştirir. Ya 100 kişiyi diktiler, şöyle oldu böyle oldu. Ya 1000 kişiyi sana zapt et desek zapt ettiremezsin. Yani öyle bir şey bu iş. Yani bu servisler de artık öyle. Kontrol edilemez şekilde fazla tüketilen servisler bunlar.
işlemler. Şimdi bu evaluation gibi bu harita aslında şu an açtığın ekran. Monolitik, service oriented, mikroservis. Önce şeydeki Twitch'teki o soruya bu domain driven design denen konuya birazcık değinip oradan bunun üstüne bağlayayım onu. Tabii. Şimdi uygulamalar kendi içlerinde domainlere ayrılmaya, yani domainler yaratmaya başladı. Şimdi domaine baktığımız zaman bir tablo da bir domain olabilir. Komple bir konsept de bir domain olarak düşünülüyor olabilir ama en güzeli, en temizi bir entity'yi bir domain olarak kabul etmektir ama bu da şeydir, pek kolay değildir içinde bulunduğumuz business'ı o şekilde dizayn ederken. Çünkü genelde monolit düşünmeye yatkınız. Bir şeyleri parçalama noktasına geldiği zaman mikroservis yapacağız derken monolit mikroservisler üretiyor gibi bir noktaya gidebiliyor bu iş. Şimdi domain driven design'da birazcık daha sınırlar belli oluyor. Yani diyorsun ki sen ben işte bu sadece order domainidir. Yani sadece order'la ilgili datayı tutacağım burada. Sonra bunun üstüne birazcık şey geliyor. Aggregation geliyor. Order'ın item'ları geliyor. Sen şimdi bunu domainin içine dahil mi edeceksin? Yoksa bu ayrı bir domain olarak mı duracak? Bu da hayatı karmaşıklaştırıyor. İşte sınırları doğru çizerekten, domainin tanımını tam yaparaktan sadece o domainle ilgili her şeyi tek mikroservise koyuyorsunuz. Yani mikroservisinizin dizaynını o şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Yani biz mesela öyle yaptık. Şimdi ekip büyüklüğü olarak ve şey olarak nasıl diyeyim, sistemsel ihtiyaç olarak baktığında yani hiç yoksa 100 tane servis endpoint'imiz var bunun. Şimdi 100 tane Kubernetes instance'ı kaldırmak gibi bir lüksümüz yok bizim. Yani ne yapmam lazım? Bunları gruplamam lazım. Bunların gruplaması işini tabii ki checkout'la tutup da mesajlaşma chat uygulamamı aynı yere koymuyorum. Çünkü bir tane mesajın gitmemesi beni öldürmez. Ama benim checkout'umun bir tanesinin gerçekleşmemesi mutsuz bir müşteri, hatta korkup kaçan bir müşteri olur. Şimdi domain'i buna göre indirdim. Dedim ki sipariş sistemi bir domain'dir. Şimdi sipariş sistemini indirince bir alta daha indirmem lazım bunu. Şimdi bir sipariş var, bir de sepet var. Şimdi siz siparişle sepeti aynı yere koyduğunuzda bu sefer transaction'lar birbirine girmeye başlıyor. O domain'leri de ayırmak gerekiyor. Yani demin Saga'dan bahsettik. Distributed transaction konusu geçti mesela. İşte domain driven design yapınca iki şeyi birbirine bağlamadan yani normalde ne yapıyorduk? Biz join'ı atıyoruz database'in içinde customer'la order tablosunu. Data geldi diyoruz. Aslında bu çok tehlikeli bir şey. Şey için. Asit çalışma mantığında. Sen çünkü iki tane tabloyu kartezyen yapıp getiriyorsun. Ön tarafta diyorsun ki benim bir mikroservisim var. Senin mikroservisin var da alt tarafta bağımlılığın database'in üstüne çok ciddi iki tane tablonun üstüne yığmış oluyorsun. O yüzden ne yapmak lazım? Daha doğrusu yani yapmak lazım diye söylüyorum. Çünkü yapması çok uzun, meşakkatli, zor bir şey. Ama yaptın mı bir kere seni çok güzel taşıyan bir şey. Bir domainini komple dikeyde mikroservisin endpointinden database'in tablosuna kadar indirip diğer tabloları, diğer database'indeki diğer parçaları, mikroservisindeki fonksiyonları o tabloya değmeyecek şekilde tasarlamak lazım. Bu da üstüne başka katmanlar koymayı gerektiriyor mikroservis paternlerin içerisinde. Aslında paternlere biraz kaymış olduk ama şeye dönüp öyle mi kaysak bu tarafa? SOA ve şey geçişi nasıl gerçekleşti gibi, mikroservis geçişi. Tabii, olur. Aynen. Çünkü buradaki paternlere girersek orası komple kaybolacak. Çünkü service oriented architecture kötü bir şey değil. Sadece tam olarak neden ortada durduğunu biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi service oriented architecture'da birazcık daha enterprise yapılarda kullanılan bir şey. Ve tool bağımlılığı olan bir şey. Sizin bir servis basınız olmalı orta tarafta. Yani bir application ayağa kalkıyor service oriented architecture'da. Sizin servisiniz bu application üstünde run oluyor direktman. Ve kuralları belli bunun. Bir şey kullanmanız lazım. Bir spesifik domaini kullan, spesifik olarak protokolü kullanmanız lazım. Demin domain anlatırken şey oldu. Arada o da kaynadı. Şimdi bu bunların yönetilme şekli de farklı birbirinden. Yani bunları tanımlıyorsun. Oracle'ın servis bus diye kocaman bir ürünü var mesela. Yani ciddi yatırım yapılmış, böyle milyon dolarlara satılıp lisanslanan bir ürün. Bunun üzerine mesela bankacılık uygulamalarının birçoğu, en dipteki, en içerideki bankacılık uygulamanın birçoğu bunların üzerine
dizayn edilmiş şeyler. Yani hala SOA var ve olmaya da devam edecek. Evet. Mikroservis bir tık daha bundan ayrı oluyor olması tam olarak bu önümüzdeki resimden kaynaklı. Yani monolit tek başına, SOA birazcık daha ortak kullanılma peşinde koşularak tasarlanmış güçlü büyük yapılar. Mikroservis mikro yani küçük küçük hizmet veren noktalar şeklinde tasarlanan şekiller. Bu resmi tam olarak özümseyip öyle yapmak lazım. Ben müsaadenle monolitikten mikroservise geçerkenki bir deneyimimden bahsedip ondan sonra design patternlere geçelim istiyorum eğer soru yoksa. Şöyle bir şey ekleme yapayım söylediğine. Mesela tabii. Dün de konumuz API'di, API ekonomisiydi. Mikroservisi tetikleyen konulardan bir tanesi de bu. Yani siz bir startup olarak, hatta startup demeyelim, birçok firmanın artık bazı software otoritelerine bağımlılığı var. Nedir mesela? Siz online bir business yapıyorsanız Google'a bağımlılığınız var. Niye? Atıyorum search indexing için. Veyahut da atıyorum işte yine otel işindeyseniz Google'ın size gelip bir şeyler sorması gerekiyor ki sizi o search index'te yukarılara çıkartsın veyahut da o pricing versus'larda sizi işin içerisinde tutsun diye. Dolayısıyla bu servisi bütün o SOA'daki bir servisin içerisine, nedir o servis? Pricing servisinin içerisine giydirmek istemezsiniz. Veyahut da monote giydirmek istemezsiniz. Çünkü bambaşka bir dünyayla konuşuyorsunuz. Yani Google sana diyor ki bana o alt geleceksin, şöyle geleceksin, böyle geleceksin. API'nin kuralları bu. Dolayısıyla siz bir tane basit servis yazıp ben Google'la şuradan takılayım ama aynı zamanda bu da benim database'im fitlesin mantığında takılamazsınız. Mikroservisi birazcık push eden şeylerden bir tanesi aslında bu API ekonomisi günün sonunda. Bağımsız olma konusu. Yani o kadar çok yani sadece benim Modokuru'da her gün 10 taneye yakın feed üretiyorum ben. Dış sistemlere. Data olarak üretiyorum bunları. Bunun haricinde endpoint olarak bana verilmiş webhook'ları besliyorum. Şimdi bu kadar çok data bekleyen nokta ve bize geri data besleyen nokta varken hepsini aynı dilden konuşacağım diyemezsiniz. SOA birazcık daha hep aynı dilden konuşacağım mimarisidir. Kötü bir şey değil. Şimdi kesinlikle SOA çok güçlü bir yöntem, metot ama günümüz şeysinde teknolojinin geldiği, böyle kaydığı noktada bağımsızlık çok önemli. Yani loose decoupling olayı çok çok önemli bir şey. Çünkü siz eğer bir kere bir yerden bağımlı bir şey üretirseniz bütün mimariniz ona hizmet etmek zorunda kalır. Yani ben bunu mesela enterprise uygulamaları geliştirirken SAP ile olan bağımlılıkta çok yaşıyordum. Yani bir şeyler geliştireceğiz, uçacağız, kaçacağız, teknolojik şey yapacağız. Hop bir tane abi geliyordu oradan. Ben diyordu ABAP'cıyım ya da bir tane SAP modülcüsü geliyordu. Ben şucuyum. Tamam hoş geldin. Nedir? Biz böyle bir şey yapacağız. Tamam ben size servise vereceğim ona göre bağlarsınız. Yani şey hakkınız yok. Yani tutup bu servis şöyle olsun böyle en fazla field söyleyebiliyorsunuz adama. Çünkü bağımlılığınız oraya. Mikroservis bu sizin bağımsızlık, bağımsız olduğunuz yer. Ne oldu? Uygulamanızın, monolitik uygulamanızın içerisine tutup da SAP ile konuşmak zorunda olan bir kodu koyup uygulamanın diğer kısımlarını da SAP'ye bağımlı hale, SAP ile konuşan koda bağımlı hale getirmektense gittik mikroservis tasarladık. SAP ile konuşan taraf orası kalmış oldu. Böylelikle tamamen uygulamamızı bağımsız yapmış olduk. Deyip bir şey soracağım. Sana vereceğim yine sözü. Bir şey yapmıyorum. Tabii. Sadece bir soru daha geldi. Bu da çok sorulan bir şey olduğu için hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Her entity domain kabul etmek, yani her entity bir domain kabul etmek doğru mudur? Her zaman geçerli bir kural mı? Bu her zaman geçerli değil. Yani kodu yazarken maliyete ve hizmet edeceğimiz yüke çok dikkat etmek lazım. Yani öyle cevaplayayım ben bu soruyu. Evet, evet, her domain teoride bir entity olarak tasarlanmalıdır. Ama gerçek dünyada böyle bir maliyet modellemesi yapamayız. Yapmak çok zor. Burası hani şeyden yayından önce hani konuşuyorduk yayına hazırlanırken. Burası evet. Orta Doğu diyordum ya. Yani tam olarak öyle abi. Yani bu işi yaparken birazcık içinde bulunduğumuz şirketin yapısına bakmak lazım. Etrafımızdaki dış partilerin bizimle olacak iletişimini doğru yönetmek lazım. Yani doğru hazırlanmak lazım. Yani biz tutup en son teknolojiye geldik. Öbür partiler şurada. Şimdi sen bu partiyle ticari olarak konuşmak zorundaysan bir yol bulman lazım. Onunla konuşacak ve sen domain bazlı yaptım ben. İşte 10 tane mikroservis vereceğim sana. Onuyla birden haberleşmek zorundasın. Bu işi çözmek için dediğinde karşıdaki parti bu esneklik seviyesinde değilse o iş tıkanır.
Yani yapamazsın. Haliyle ben mesela bizim şirketin şeysi gereği, yapısı gereği aslında tam konuyu istediğim yere getirebildim burada. Şimdi ben monolitik bir uygulama devraldım. Daha doğrusu tam monolitikte olmayan bir uygulama devraldım. Hani biraz anlatmıştım işte Java'ya geçiş planlanmış ama tam geçilememiş. Mimarisel bir kararsızlık, karmaşa vardı diye. Ben senin şimdi, durumunu özetleyeyim mi? Sen kafası karışık bir uygulama devraldın. Ben birazcık daha ilginç bir şey. Abi bayağı kafası karışık bir uygulama devraldım. Böyle Java'lar bir yerden fırlıyor. Redis'ler, dünya maliyetler, o servis, oradan bağırıyor, buradan şunu istiyorum diyor. Şimdi sizin mikro servise gidebilmeniz için doğru çalışan monolit, iyi tasarlanmış bir monolit sisteme ihtiyacınız var. Eğer monolitten mikro servise geçmek gibi bir yoldaysanız. Şimdi bunu ben şeyde gördüm. Birazdan siz konuşurken bakacağım, araştıracağım, o kitabın adını paylaşacağım. Böyle çok büyük bir arkitekt abimizin bir şirket nasıl redesign edilir teknolojik olarak da alakalı bir kitabı vardı. Orada görmüştüm. Eğer siz doğru bir mikro servise gidecekseniz, aynı cümleyi yeniliyorum ama doğru bir monolitik yapınız olması lazım. Yoksa sizin mikro servisleriniz karmaşık domainleri bir arada kullanmak zorunda kalır. Şimdi SOA'da kural belli. Herkes ortak bir şeyleri kullanmaya çalışsın. Monolitik zaten her şey bir arada çalışıyor ve sıkıntı yok. Yani amacı zaten her şeyi tek yere koymak. Mikro servis ben bağımsız olacağım diyor. Ama monolit uygulama sürekli çekiştiriyor onu. Hadi bunu da al içine, bunu da al içine. Siz şimdi authentication servisinin içerisine gider, kullanıcının segmentini atama diye bir fonksiyon daha koyarsanız, bu sefer authentication servisi başka şeyleri de üzerine çekmeye başlar. Siz gider bir ürünün detayını sorgulama servisinin içerisine gidersiniz, bir de böyle bu ürün bu kullanıcının sepetinde mi koyarsanız, o zaman şey oluyor. Bunun içerisinde membership ile alakalı bambaşka domainler de girmeye başlayacak. Şimdi bunların hepsi girmeye başladıkça sizin mikro servisiniz küçük monolit büyük servislere dönüşecek. Yani küçük monolit mikro servisler yaratmaya başlayacaksınız gibi bir şey var. Evet. O yüzden domain bazlı ayırma kavramını, o domaini iyi tanımlayarak, yani ben dedim ya az önce checkout'u ben tek domain olarak tanımladım. Bu domain ne yapıyor? Para alıyor müşteriden. Şimdi bunun arkasında mesela şey koymadım ben. Ödeme sistemlerini bu kodun içine koymadım ama. Ben dedim ki checkout burada tamam, müşteriye servis veren bir servis olsun. Ama ödeme altyapısıyla entegre olan ayrı bir mikro servisim olsun benim. İki mikro servisi farklı konsörlerle birbiriyle konuşturarak buradaki teknik problemi çözdüm. Mesela ne oldu? Ben ödeme sistemiyle alakalı bir değişiklik yapacağım zaman checkout servisleri durmuyor, devam ediyor. Yani insanlar şeyin içerisinde, satın alma adımının içerisinde kredi kartını eklemeye devam edebiliyorlar ya da ödeme gönder dedi diyelim ki önce checkout servisi göğüslüyor, promosyon var mı, işte kullanıcının bakiyesi var mı, şusu var mı, su var mı, bunlara bakıyor, ondan sonra ödeme servislerine gidip dış partiye gidiyor, dış EasyCo kullanıyoruz mesela, EasyCo'nun servislerine gidiyor. Evet. Böyle katmanlı mimariyle de mikro servisi sadece dışarı hizmet edecek gibi değil, içeride de işleri parçalara bölüp güzel, optimal yönetebiliyoruz. Distributed Transaction konusunu derinleşelim derim ben istersen, ya da Mert'e birazcık söz paslayalım. Mert'e şimdi güzel bir yerde söz paslayacağım. Önce şu servis konusunu bir açıklayalım. Mert, eklemek istediğin bir şey var mı bu konuya? Öncelikle bir senin de fikirlerini alayım, sonra başka konuyu derinleştireceğim İlter'in dediği gibi. Aa, ben çok kısa bir şey ekleyeceğim. Şu bir önceki resmi açar mısın? Tabii ki. Pardon abi. Şu şey vardı ya. Şunu diyorsun. Bunu diyorum. Şimdi çok birebir doğru bir örnek değil ama hani ben akılda kalması açısından bana güzel bir örnek gibi geliyor. Şimdi .NET Framework biliyorsunuz. Yani .NET Core'dan önce bildiğiniz aslında monolitik bir uygulamaydı. Hı-hı, yani doğru. Framework'in içerisinde her şey vardı işte. Bunun web'i de var, Windows'u da var. Evet, çok doğru bir örnek i̇şte, bu arada. Zamanın daha hani şimdi abi, servis olduğu için ben biraz daha şey. Şimdi adamlar ne yaptılar? Şimdi mesela bir framework versiyonu çıkacak ya da birisi bir güncelleme yapıyorsunuz. Bütün framework'ün çıkmanız lazım tekrar. Tabii regresyon testlerini yapmanız lazım. Bir sürü işi var şimdi. Aslında hani monolitik uygulamanın en büyüğünü Microsoft kendi yapmış oluyor bana göre. Şimdi ortaya geçelim. Şimdi .NET Core çıktı. Şimdi ne var? .NET Core var. .NET Framework var. Bir de Xamarin tarafımız.
Şimdi üçü aslında çok birebir şey değil. Hani ayırabiliyoruz aslında bir yerden. Hani dördüncüye bir şey uyduramadım. Üç tane olarak düşünün. Şurayı. En sağ tarafa geçersek bunları da .NET Core'un içerisindeki DLL olarak düşünebilirsiniz. Aslında her DLL'in kendi bir özelliği var. İşte sistem text var. Evet. Ne bileyim compression var. Tek tek. Şimdi bize ne sağlıyor bu? Herhangi bir yerde güncelleme çıktığınız zaman sadece ilgili DLL'in yapan ekip ya da takım neyse onlar sadece o güncellemeyi çıkabiliyorlar NuGet'ten. Siz de sadece o update'i alabiliyorsunuz. Ya da almak istemiyorsanız almıyorsunuz. Yani örnek verelim 3 tane DLL kullanıyorsunuz. İkisinin update'ini alacaksınız ama diğerinin update'i sizin belki bir işinizi bozuyor. İçerisinden bir metodu belki uçurdular. Almak istemiyorsunuz ama şimdi framework'te öyle bir şansınız yoktu. Alınca komple alıyordunuz. Yani bu mikroservisin aslında biraz da şey tarafına yansıması olarak diyebilirim ben. Normal yazılım geliştirme dünyasına da aslında girdi. Sadece servis demeyelim biz bu işin içine. Abi bu süper bir örnek bu arada. Ben hep söylüyorum. Çok güzel oldu. Aynen öyle. Ağzına sağlık. Daha önceki bir session'da yanlış hatırlamıyorsam söyledim ve ben bunu sık sık tekrarlıyorum. Hani biz isim olarak arkitekler, işte solution arkitekler, ne bileyim software engineer'lar, enterprise arkitekler isimleri çok güzel bunların ama bunların üst şapkası modern işçilerdir. Modern üretim mühendisleri bunlar. Neden böyle? Öncelikle simplify bir şekilde anlatacak olursak bir üretim fabrikasında mesela benim mühendis arkadaşlarım var. Ne yapıyorlar? Örnek veriyorum. Panel üretecekler. Şimdi mühendis panelin nasıl üretilmesi gerektiğini bilir. Yani arkitektir. Bunun proje dosyası onda vardır. Maliyeti vardır. Her şeyi vardır onda. Şimdi ama bunun üretimi yapılırken veyahut da kapıdan örnek vereyim birazcık daha mobilya sektöründen. Bir kapı üretilirken kapı balk halinde kapı olarak çıkmaz. Bunun tokma, vidası, mobilyası, boyası hepsi ayrı yerlerde üretilir. Sonra öyle bir an gelir ki bunlar bir yerde birleştirilirler ve nasıl birleştirileceğini yine arkitekt bilir, birilerine öğretmiştir ve birleştirirler. Aslında ki günün olayı bu. Yani ben DevOps'u anlatırken de bu şekilde anlatıyorum. Üretim hatları neyse şu andaki DevOps pipeline'ları da ondur aslında. Mikroservisin vardığı yer budur. Çünkü bunun yani bu tekerleği baştan icat etmeye gerek yok. Bunun modeli var. Bu zamanında birçok şekilde hesaplanmış bir şey. Ben paralel üretimi nasıl yaparsam başarıya ulaşırım. Mikroserviste de aslında bu paralel üretim en efektif şekilde yapılıyor. Tabii işin içerisinde software olduğu için birazcık daha zor oluyor. Bizim beyazlarımız artmaya başlıyor saçımızda, sakallarımızda. Ama maalesef bu iş böyle diyorum. Ve şimdi şuraya geleceğim. Şurayı bir özetleyeceğim. Sonra İlter'e paslayacağım. Burada derinleşelim birazcık. Şimdi burada nelerimiz var elimizde? Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi aslında şimdi evet arkitekt bu işi biliyor ama şimdi bir de burada şöyle bir şey var. Bu bir software olduğu için şimdi mesela kapı üretiminde veyahut da panel üretiminde şöyle şeyler vardır mesela diyelim ki bu kapının siparişteki rengi değişti dersiniz. Bir tane birimin haberi olur. O siparişteki renk değişir. Ama bu software dünyasında böyle şey değil. Aynı anda yüzlerce hatta milyonlarca şey değişebilir. Yani order değişebilir, order içeriği değişebilir, cancel'le de o kadar çok event var ki eventler dünyasında yaşıyoruz ya. Şimdi buradaki temel konu aslında bu architecture'ın derinleştiği konu işte bu datanın consistency'si. Yani ben bu kadar çok datayı nasıl manipüle edeceğim? Şimdi Saga ondan sonra bu teknoloji, bu daha doğrusu architecture pattern, mikroservisle türemiş patternlerden bir tanesi. Şimdi burada iki tane modelimiz var. Buna bir tanesine koreografi bazlı deniyor. Bir tanesine de orkestrasyon bazlı deniyor. Ben orkestrasyon bazlıyı sevmiyorum. Bana yine monoliti hatırlatıyor. Çünkü böyle sanki bir öyle denmez de single point of failure denmez ama öyle bir yapısı var. Buradan başlayayım. Aslında bir order gelir. Order geldikten sonra order servisi ondan sonra bir sagaya yani orkestrasyon sagasına datayı verir. Ben böyle bir order aldım diye. Bu servis der ki bir dakika bekle der. Gider customer'ı ondan sonra işte identity'yi veyahut da neyse artık oradaki shipment'ı vesaire her tarafı bilgilendirir. O datanın ilgili transaction'ları veyahut da datası senkronize olur veyahut da daha doğrusu create edilir. Ve daha sonra diğer item'lar işlenmeye başlar. Bu da bir orkestrasyon merkezi vardır. Yukarıdaki yöntemde ise ondan sonra yukarıdaki yöntemde böyle bir durum yoktur. Order geldiği anda iki tane event kanalı oluşturulur. Yani order gelir, bu order'ın ilişkili olduğu bir customer vardır. Bir order geldi, şu customer'a geldi, bu data paralel bir broker basında veyahut da farklı broker baslarında işlenir. Diğer bir modelde budur. Şimdi farklı broker baslarının
işlendiği modelin birazcık daha derinlenmesi aslında az önce konuştuğumuz bütün yapıyı distributed bir otoriteye parçalamak. Orada da şurada aşağıda görebilirler arkadaşlar. Burası çok güzel anlattığı için buradan devam ediyorum arkadaşlar. Aslında event sourcing veyahut da database per service paternidir ondan sonra. Şundan bahsedeyim, database service paternden çok hızlı bir şekilde ilgilitere, çünkü burada sormak istediğim şeyler var. Şimdi burada artık iş tamamen kopmuştur. Yani bu datalar tamamen distributed'dür. API'lar vardır. Order database'ine yazarsınız. Customer'a bir tane event gönderirsiniz. Customer da bunu işler. Ama iki database'in senkronizasyon problemi yoktur. Bu dataların sorgulanma anında bir senkronizasyona ihtiyacınız olur. Orada da zaten bir önceki yayınlarda konuştuğumuz işte bu search indekslerin oluşturulması vesaire vesaire gelir. Bu da çok zor bir iştir. Zaten bu pattern'in en büyük zorlarından bir tanesi korelasyondur. Hatta aşağı doğru inecek olursanız burada da özellikle belirtir. Der ki bu NoSQL'lerin falan desteklemediği bazı işler vardır. Neredeydi o buralarda bir yerde? İşte mesela data transaction'larda CAP teoremi diye bir şey vardır. Bu CAP teoremini NoSQL'ler çok iyi desteklemezler mesela. Dolayısıyla diyor ki buranın en zor konularından bir tanesi budur. Ama aslında baktığınız zaman mikroservise en yatkın veyahut da en yakın architecture pattern de budur. Ama tercihe göre de değişebiliyor. Yani yine böyle yapıp bunları bir aggregation channel'da, bir broker channel'da da birleştirme yöntemleri var diyorum. Ve topu İlter'e atıyorum. Abi eyvallah. Ben böyle toplar gelince birazcık bu işin temelinden yukarı doğru çıkalım şeysi diyorum. Şimdi konvansiyonel yöntemlerimizde diyeyim, yani bu mikroservisler bu kadar yayılmadan önce bir tane transaction vardı. O database'in bizi koştuğu transaction. Yani biz derdik ki iki tane tabloda değişiklik yapacağız. İkisi birden aynı anda kaydolması lazım. Fail olmaması lazım. Şimdi bunu sağlayan şey nedir? Database'in transaction açması. Evet. Bir transaction database'in üstündeki en büyük maliyettir. Şimdi bunu bir tane database connection ile çözebiliyorduk, ama bunu yapmanın yolu monolit bir uygulama yapmak ya da mikroserviste gene iki tabloya gidip bunu şey yapabiliriz. Bir transaction açıp kapatıp iki tabloda kaydın gerçekleştiğinden emin olarak, yani consistency dediğimiz kavramı tam sağlayarak yapabiliriz. Ama iki tane mikroservisimiz var burada. Yani az önceki şeyde mesela customer ve order diye ayırdığı yerde bir tane case anlatıyor. Yani case üzerinden gidersek orada credit reserved, credit limit exceeded. Yani evet. Orada iki tane kavram var. Benim yaşadığım bir şey mesela. Bizde bunu deniyorlar bu arada. Ne yapıyor adam? İki tane sepet açıyor. 10 şeysi var diyelim, bakiyesi var. Burada da satın ala basıyor, burada da satın ala basıyor. Case olarak. Şimdi database'i şimdi two stage şeyler var. Two phase commit'ler var. Two phase commit'i yapabilme destekleyen database var, desteklemeyen database var ki bu EÜP'lerin falan konusu. Yani database'in bunu uygun bir şekilde mimari tasarımının da yapılmış olması gerekiyor. Database'lerin de kendi içinde birden fazla bağımlı olduğu nokta var çünkü. View'lar var o tabloya dependent olan, prosedürler var o tabloya dependent olan, bir sürü sorgu yapan yer var. Öyle bir şey var. Şimdi burada ne giriyor işin içine? Distributed transaction. Distributed transaction konusunda bir katman yukarıya çıkarsak şöyle bir şey var. İki tane connection'ım var. Diyelim ki aynı monolit uygulamanın içerisinde iki connection'da commit atacağım. Şimdi burada XA transactions diye bir yapı vardı evvelden. Hala da var bu arada. Evet. Şimdi o yapı şeyi sağlıyordu sana. İki tane connection açılmış yerde ikisinin de commit'ini şey yapıyordu, garanti ediyordu sana. Robust bir şekilde bu işi yapabildiğini garanti ediyordu. Şimdi mikroservisler iki farklı Kubernetes üzerinde diyelim, yani pardon, iki farklı container üzerinde çalışıyor diyelim. Sen burada datanın yazıldığında nasıl %100 emin olacaksın? Sen çok güzel anlattın burada. Yani bir event mekanizmasıyla, mesaj brokerlarla gene ben bu datayı yazacağım gene, sen de hazır ol. İki tarafta transaction'ları hazırladı. Biraz yukarı çıkarsan aslında oradaki görsel birazcık daha pipeline gibi anlatıyor onu. Bu use case gibi. Şu ya an. Mesela burada. Aynen. Evet. Aynen. Order service local transaction açtı bir tane. Customer service local transaction açtı. Customer service, order servisi burada fark ettiği, yani event atıyor. Bitir artık işini diye. Orada local transaction'i bitiriyor. İkisi beraber bitiriyor aynı anda. Çünkü eventler paralel zaten geldi. Burada yani distribute transaction o kadar karmaşık bir şey ki. Yani iki yerin aynı anda
işlemi bitirdiğini kayıt altına almak ve bundan emin olabilmek. Mert bunun üstüne herhalde 10 dakika konuştu şey için. Bunların rollback mekanizmalarını evet. tasarlamak gerekir. İşte gerektiği yerde rollback'in dışarıdan tetiklenebilir olması gerekir gibisinden. Çok çok detaylı bahsetti bundan. Çok derin detaya inmeyelim bence. Ama soru varsa onu da cevaplayalım. Yani çok ileri bir kavram çünkü. Abi şöyle. Ne diyorsun yani? Ne diyor arkadaşlar? Chat'teki arkadaşlar. Aslında şeyler var. Sorular geliyor. Bir soru daha sorayım sana. Ben vermeyeyim bunun cevabını ama sen de aynı cevabı vereceğin için direkt sana paslıyorum. Yanılmıyorsam monolith first diye bir yaklaşım var. O zaman bu duruma katılıyor musunuz? Ne gibi avantaj ve dezavantajları vardır diyor. Şimdi modern uygulama dünyasında teknik bir cevap vereceğim önce. Sonra evet. business, bunun ticari cevabını vereyim. Evet. öyle anlaşalım. Hem önce teknik sonra ticari anlatıyor. Teknik olarak monolit bir uygulamaya şu an girizgah yapıyor olmak intihar gibi bir şey. Çünkü sisteminizin büyümesiyle alakalı bir sınır koydunuz demektir. Bu cat koydunuz demektir. Monolit uygulamalar belli bir aşamadan sonra büyüyemezler. Dışarıya bağımlılık olayı özellikle vuku bulduğunda. Ama yani monolith first kavramı düşünmesi çok kolay bir şeydir. Açarsınız hemen bir application context. Application context'in içerisinde her şeyinizi yürütürsünüz. Ama şöyle bir şey var. Bu monolith uygulamanın içerisinde bir süre sonra buna ileri bir developer arkadaş böyle bir tanım yapmıştı. Death Star'lar oluşmaya başlar monolith uygulamanın içerisinde. Yani fark etmeden hani az önce verdiğim SAP örneği gibi monolith uygulamanın içerisinde yaptığınız bir hata ya da yapmak zorunda olduğunuz bir entegrasyon bir Death Star oluşturur ve uygulamanın içerisinden gezegen yok edecek büyüklükte şeyler atmaya başlar. Star Wars'tan örnek verdiğim için muhtemelen Mert şu an çok keyifle bekliyordur Jedi'lar ne zaman çıkacak diye ama yani bu ve bu şey sizin hayatınızın 3 ayını, 5 ayını belki 1 yılını yiyebilir. Yani ben 1,5 yılımı yedi. Bizim monolit uygulamanın içerisindeki Death Star'ı söküp bütün mimarinin mikroservislerle genişleyebilir olmasını sağlamak gerçekten 1,5 yılımı yedi. Bir gün siz de böyle bir şey devralmak ya da yapmak zorunda kalırsanız kanlı canlı örneği var önünüzde. Benim daha fazla saçım vardı 1,5 yıl önce. Monolith First'ün ileride size çıkaracağı borçları ödemek yani 20 yıllık bir morguca girip faiz oranının değişken olmasıyla benzer. Şimdi bunun şeysi ticari cevabını hemen vermiş oldum aslında. Hı hı. O yüzden her zaman microservice first düşünebilmek lazım. Özellikle domainleri iyi tanımlayıp eğer domain driven bir dizayn yapılıyorsa ki yapmakta fayda var. En baştan bunların böyle mikro parçalara ayırıp öyle tasarlamak lazım. Ama mikro parçalara ayırmaktan da maalesef geliştirici ve analist arkadaşlar şunu anlıyorlar. Biz bu işin en ufak detayına kadar düşünelim ondan sonra işe başlayalım gibi anlıyorlar. Hayır. Küçük küçük yapmaya başlamak lazım. Yani bütün her şeyi düşünmek demek zaten monolit düşünmeye götürüyor insanı sürekli. O da monolith first düşünme kavramını zaten akla geçiyor. Burada küçük parçaları yapa yapa agile bir şekilde ilerleyerekten uygulamalarımızı yazmak lazım. Mikroservis first gitmek lazım. Yoksa şirketiniz belli bir noktadan sonra büyüyemez. Sırf sizin teknoloji daha doğrusu şeysi nasıl diyeyim mimari seçiminiz monolit oldu diye. Süper. Şimdi birazcık Mert'in konusuna paslaşacağım ama önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum burada. Şimdi buradaki mikroservisin yapısına en uygun yapılardan bir tanesi dediğim gibi database per service dedim ama bir tane daha yapımız var. Bundan aslında birazcık event tarafında konuştuk. Hatta şurada da var evet buldum hemen hızlıca. Event sourcing dediğimiz bir şey var. Şimdi burada database... Mert'in konusu. Evet. Tam şimdi... Mert'in konusu. Database per service'ten bahsedeyim şimdi. Öncelikle database service'te biz bu işi nasıl yapıyoruz? İki tane servisimiz var ve dedik ki kesinlikle bunların database'i farklı. Yani hiçbiri birbirinin database'ini okuyamaz. Hatta bunların zaten birincisi arka taraftaki data katmanı da farklıdır. Niye? Çünkü birisi Postgre, bir tanesi MySQL, bir tanesi NoSQL olabilir. Şimdi peki ben burada data aggregation veyahut da consistency'yi nasıl sağlıyorum? Aslında burada olayı şöyle sağlıyorsunuz siz. API composition yapıyorsunuz. Yani API'lar application katmanında
API'lar haberleşerek siz ara bir katman yazıyorsunuz ve datayı database seviyesinde join etmek yerine application seviyesinde join ediyorsunuz. Bu da size aslında application trafiğini arttırıyor. Zaten mikroservis olduğunuz için bu load'a hazırlıklısınız. Bu sizin işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi buradan nereye geleceğim? Bu event sourcing'de de birazcık bunun yansıması var. Ondan sonra ondan da bahsedeyim. Event sourcing'de de ondan sonra yine aynı şekilde bir event geldiği zaman öncelikle bir tane event oluşturuyor. Bir event fırlıyor. Order servisi diyor ki al diyor bu benim eventimdir. Onun subscriber'ı kim? Customer servisi. Bunu dinliyor. Şimdi bu API composition'da da bu event sourcing'deki en büyük sıkıntı şu. Şimdi biz bunları burada da çizimler hep böyle 1-2 servis üzerinden anlatmış da burada 400 tane servis olduğu zaman ondan sonra ne yapacağız biz bunu? Yani ben hangi servise nasıl gideceğimi ve bu servisin özelliklerini nereden biliyorum? Servisi nasıl discover ediyorum ondan sonra? Deep service discovery nedir? Mert yeteri kadar oturdum bence orada birazcık bize açıklar mısın? Ağzımız yoruldu benim mikroservis konuşmamışla. Sesin kısık ha. 5 dakika daha verirsen bir demo hazırlamaya çalışıyorum da Baki'den kıskandım. Ben ha, öyle mi? Dedim ama biraz uzadı. 5 dakika daha rica edeceğim sonra başlayabiliriz. Tamam o zaman İlter'e soruyorum. Olur gönder bana abi. Şimdi tamam. Üstad şimdi bu Discovery tarafında senin dediğin gibi yani 400 tane servis varsa ne olacak? Benim şu anda 200-250'ye yakın endpoint'im var. Yani şimdi bunların %60'ı mikroservis. Arka tarafta domain bazlı ayrıştırmışım. Deployment pipeline'larını kurmuşum. Ama bir yeni arkadaş katıldığı zaman, şimdi ben bunu birey üzerinden anlatacağım sonra teknoloji tarafına çevireceğim. Bir yeni arkadaş katıldığı zaman bu adam 200 tane servisi görünce ayvayı yedik diyor. Yani bu kadar şeyi nasıl öğreneceğiz? Nasıl anlayacağız? Domain var mı? Bir dakika anlamam lazım. Yani bu adama iş veremiyorsun. Çünkü bütün domaini öğrenmem gerekiyormuş gibi bir kafada şey dönüyor, kaos dönüyor. Sen şimdi bu adamı olaya engage etmen lazım, öğretmen lazım. Şimdi oturuyorsun, anlatıyorsun domainlerini, servislerini. Şimdi bir diyelim ki şeyin var, servis monitoring tarafına girdin. Ufak şimdi keywordleri atmaya başlayalım. Birazdan onu da konuşacağız. Servis monitör etmen lazım. Sen şimdi servis monitör için 250 tane servisi tek şeye tanımlaman mümkün değil. Monitoring servisine tanımlaman mümkün değil. Tam burada da şeyler giriyor devreye. Belli yöntemler giriyor. Yani servisler hangi şeylerle Swagger geçmişti galiba geçenlerde. Yani Swagger kuruyorsun. Evet. Şeyler çıkıyor. Aynen servis listesi hangi parametreler alıyor, hangileri output verecek gibisinden bir bunları servis sistemler arasında haberleşmede de discover ettirip veriyorsun. SOAP tarafında mesela bu şeydi rahattı. SOAP'ta bir tane Wizzle çıkar sana. Bu Wizzle'ı verirsin. Adam sana neyle geleceğini pat diye döker. Bütün metotlarıyla beraber, bütün bağımlılıklarıyla beraber. Mikroservis tarafı kapalı. Yani sen bir tane REST API'ye gidiyorsun. REST API'ye giderken modelin ne olacağını developer'ın sana söylemesi lazım. Hiçbir yolun yok. O tarafta. Senin şeyi bilmenin, modeli bilebilmenin. Evet. İşte servis discovery'ler burada çok çok önemli olmuş oldu. Monitoring tarafına doğru kayalım mı yoksa şey yapalım mı? Aynen sana hocam ben hazırım. Bir saniye. Tamam. Şimdi mesela client side discovery, server tabii abi buyur. Araya bir soru alayım. Pardon İlter bir anda böldüm ama. Şimdi Jack Murat Yılmaz demiş ki yeni başlayan projelerde zamanın değerinin projenin mükemmel mimaride olmasından daha fazla olması, projenin başında hangi parçalara böleceğinizi bilme şansınızın çok düşük olması gibi ciddi etkenleri göz ardı edip en baştan mikroservis başlamak pek gerçekçi gelmiyor açıkçası. Teoride kesinlikle her şey mikroservis olmalıdır. Evet ama gerçek hayatı göz ardı etmememiz gerekmez mi diyor. Ben şöyle gireyim ilk başta araya. Mert şimdi bunu ben zaten sürekli ağzıma plasenk ettim bu seride. Mert diyorum pardon Murat. Go to market bir startup'ın en önemli önceliğidir. Siz para kazanmadan para üretemezsiniz. Yani ilk amaç nedir? Para kazanmaktır. %100 katılıyorum. Ama şimdi mesela ben işin danışmanlık tarafındayım. Çok fazla yer geziyorum. Şimdi tabii ki de bazı şeyler bilinemez ama şunları gördüğümü söyleyebilirim çok net bir şekilde. Şimdi İlter'in kastettiği şey şudur. Siz belki 100 tane konteyner
koşmuyor olabilirsiniz ilk başta. Ama entity'nizin, yani bir e-ticaret sitesi yapıyorsunuz. Bu e-ticaret sitesinin kuralları belli ondan sonra. Veyahut da atıyorum bir video sitesi yapıyorsunuz. Bunun da kuralları belli. Çünkü burada yani eğer çok fantastik bir fikriniz yoksa aslında bir şeyin replikasını ve iyileştirilmişini yapıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki birincisi entity'ler belli. Zaten bu entity'leri grupladığımız zaman business function'a göre domainlerimiz de elimizde tutmuş oluyoruz. Ha ne oldu burada? Şimdi mikroservis dediğimiz şey sadece yazılımı yazmakla bitmiyor bu arada. Yani şimdi biz bunları konuşuyoruz ama şimdi burada ya ben bugün session çok uzamasın diye koymadım. Bir de bunun hosting modeli var. İşte mikroservis aslında esas orada başlıyor. Yani bunları ne yapıyorsunuz siz? Aslında mesela çok şöyle mikroservis görebilirsiniz piyasada bu arada. Mesela benim müşterilerimde adam mikroservis yazmış ama bir tane sanal makinede koşuyor. Ama bütün entity'lerini biliyor yani. Ben mesela şöyle bir göz gezdiriyorum. Adam mükemmel tasarlamış. Bütün entity'ler, domain'ler, domain'ler arasındaki trafik, ara katmanlar, işte database, bağımsız dizaynlar vesaire hepsi hazır. Şimdi o adam ne yapacak? Şöyle olacak. Bizim üstümüze kuruluyor mesela Azure Cloud üzerine kuruluyor. O adam müşteriyi kazandığı anda mikro servisini yani software parçacıklarını anında parçalamaya başlayacak. 2, 3, 4, 5 diye. Yani İlter'in burada üstüne basmak istediği şey bu. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Yani tabii ki de biz mesela şunu söylemiyoruz. Gelelim size mesela 36 core Kubernetes'i kuralım ondan sonra çıkalım gidelim. Hayır, mesela biz çok ufak development ortamına yakın Kubernetes cluster'ları kuruyoruz. Bir notlu, iki notlu. Dolayısıyla burada aslında tabii ki de yine bilemiyor olabilirsiniz. Yani bunu en tecrübeli arkitekt bile gözden bir şey kaçırabilir. Ama maksimum seviyede yani ürünü iyi anlamak ve ürünü iyi incelemek gerekiyor. Genelde startuplarda yapılan hatalardan bir tanesi de budur. Yani çok software oriented gitmek. Siz bir ürün çıkartıyorsunuz. Siz bir yazılım yazmıyorsunuz. Yazılım yazıyorsanız o iş eğitime girer zaten. Ürüne odaklanmanız lazım. Maksimum bilinebilecekleri bilmek ve onun entity'lerini düzgün yazmak aslında İlter'in kastettiği şeylerden bir tanesiydi diyeyim. Cevap vereyim. İlter eklemek istediğim şey varsa sen lütfen ekle, sonra da Mert'e paslayalım. Abi ağzına sağlık. Arkadaşa da çok teşekkürler. Çok doğru. Şöyle bir şey var. Ticareti gözden kaçırmamak lazım. İyi mikroservis yazabilmek için iyi monolit dizayn yapabilmek lazım. Şimdi sen monolit olarak anlayamıyorsan, anlamlandıramıyorsan, böyle spagetti kod yazıyorsan, spagetti dizayn yapıyorsan bunu herhangi bir şeye dönüştürebilmen mümkün değil. Orada onu kastetmek istedim ben. Yani senin çok iyi bir şekilde monolit bile tasarlayacak olsan bütün domaini, bütün yapıya hakim olman lazım. Mesela ben şöyle bir şey yapmak zorunda kalmıştım. Bana bir firma demişti ki ASP.NET Form yazacaksınız. Ya dedim ki ya MVC diye bir şey çıktı. Gül gibi çalışıyor. Hı hı. Bütün yapıyı bunun üstüne kuralım. Yani bir pattern kullanma işiydi bu. Dediler ki hayır. Ben dedim ki tamam, madem öyle diyorsunuz. Gittim ASP.NET Form'un içerisine MVC pattern'ini koydum. Yani yapmak zorundayım. Çünkü abi yapacak bir şey yok. Evet yani, doğru. Yok haklısın ya, yani katılıyorum. Çünkü onların keyfi için böyle garip garip kod yazmakla uğraşamam gibi bir developer şeysi içimi yedi. Gittim MVC. Şimdi bunun gibi aslında böyle şeysi. Sen uygulamanı parçalara ayrılabilecek şekilde decouple ederek tasarladığın zaman, yani diyelim ki monolit yaptın, ASP.NET MVC yaptın. Git abi controller'lara böl. Yani evet. Bütün işlerini, ben bir tane controller gördüm. Bu mevcut şeyde devraldığımda 6500 satır mıydı? 8000 satır mıydı? Ne? Yani böyle beynim oynadı ya. Her şey aynı controller'ın içerisinde. Yani bu bir design şeysi, disiplini, felsefesi. Yani sen gidip eğer işini yaparken kontrolörlere böldüysen, kontrolörün arkasına servis katmanını tasarlarken servisleri parçaladıysan, onun da arkasında entity'lerini en azından mesela burada database design'ı olarak baktığın zaman bu şeyde mikroservisin bize söylediği design pattern'ini kullandığın zaman diyor ki ya diyor şemalara göre ayırın diyor şeylerinizi, database'inizi diyor. Ya diyor entity'lerinizi ayrı database'lerde tutun diyor. Senin demin az önce refere ettiğin gibi. Ya da diyor yani isimlere göre gruplayın. Ben 10 yıldır bütün database tablolarımı isimlere göre gruplarım. Evet. Ki bu bir şey artık, yani disiplin olduğu için ben kolayca mesela o database tablolarımı oradan sökebileceğimi biliyorum. Dışarıya bağımlı yapmam. Mesela database tablolarımı kesinlikle ayrı bir domaine bağımlı yapmamaya çalışırım. Az önce söyledin sen. Artık application seviyesinde joinliyorsun. Yani bu LinQ tarafı acayip ileri gitti. Ben mesela şöyle bir şey yapıyorum. Elastik'ten data çekiyorum. Şimdi Elastik'i veren bir mikroservisim var benim. Elastik'ten data veren.
şeyden data çekiyorum. Redis'ten data çekiyorum. Database'den data çekiyorum. 3 tane data source'uma gittim. 3 repozitörüme. Monolit bir servisim var maalesef elimde ve değiştiremeyeceğim kadar büyük. Client'ımdaki bağımlılık çok büyümüş. Ama arka tarafı parçalara böldüm. 3-4 parçaya. Eskiden tek parçaydı. Tek application kontekste. Kocaman bir RAM harcayıp sonra release ediyordu. Tek endpoint. Yani düşün, bir endpoint'e istek atıyorsun. 1 MB RAM ayırıyor, bırakıyor. 1 MB RAM ayırıyor, bırakıyor. Şimdi bunu ne yaptım? 3 tane mikro servise bölüp ortaya maalesef monolit servisi kaldıramasam da tek yerde joinledim bütün datayı. Şeyden, Redis'ten gelen, Elastic'ten, şuradan buradan geleni. En sonunda client'a dönmüş oldum. Ne oldu? Gene monolitteyim. Maliyeti düşürdüm. Hala da şirketi acayip bir maceranın peşine götürmedim. Ama dizayn olarak parçalara böldüğüm için ben şu an kafam rahat. Diyorum ki şuraya bir tane deploy yapacağım, bitecek. Ve 4 tane makine var orada. Trafiği modelliyorum. Şunu bunu yapıyorum. Her şey çalışıyor. Mert hocam, heyecanla seni bekliyoruz. Ben bir anımı anlatayım Mert, bu abi. Konuyla ilgili. Sen de artık screen sharing'ine başla o sırada. Ben önce bir şeylerden... Tamam, o zaman... bir şeyden bahsedeyim istiyorsan. Sen anını anlat abi, sonra ben gireyim. Şimdi ben bunu şeye benzetiyorum abi. Bu MVC ve mikroservis konusunda şeye çok benzetiyorum. Şimdi üniversiteden mezun olduğumuzda, ya o zaman da uğraşıyordum ama ağırlıklı olarak C++. Ben çünkü mühendislik mezunu bir adamım. Oradaki bir tane de Rus hocamız vardı, canımızı okuyordu yani. Her şeyi bununla yapacaksınız diye. Çok da seviyordu bu arada programlamayı. Yani bana çok emeğe geçti. Lojik anlamında çok fazla şey öğretti ama tabii şimdi iş hayatına doğru gidiyoruz. Bir de ben işte artık bu Web 2.0 patlaması falan filan var. Daha business bir şey öğrenmem lazım. C# ilk öğrendiğim sıralarda. Şimdi tam ismini hatırlamayacağım da Mert, sen belki hatırlarsın. Sen söyle. Pluralsight olmadan önce bir başka bir firmaydı o firma. Bir modifi şey oldu. Bir isimde bir değişiklik oldu. Çok da eski bir trainer, internetten online video izliyorum, C# anlatıyor mesela. Orada şöyle bir şey vardı. Dedi ki, şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki, bir şey diyor, yazdığınız bir şey diyor, 5-6 satırın üstüne gitmeye başladıysa diyor, burada bir terslik vardır. Bunu fonksiyon olarak extract etmeniz lazım diyor ondan sonra. Hani o zaman Visual Studio'nun o özelliği bile yok. Yani extract to method diye bir şey yok ama böyle anlatıyor. Çok hoşuma gitmişti orada metodu açıklarken. Hani yani burada hemen sinyali alıp ben ne yapıyorum acaba? Çünkü bunu devam ederseniz belli ki duplicate kod olacaksınız diye böyle bir örnek veriyordu. O aklıma geliyor bu senin söylediklerinden. Deyim Mert'e paslayayım topu. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben konuya geçmeden şunu da ekleyeyim. Hani arkadaşın da sorusuna belki bir katkı olur. Şimdi biz hani ilk başta mikroservis yapacağız diyoruz ama hani haklı olarak bir yerden sonra işte mikroservislere çok fazla yük binmeye başlıyor. İşte hani onu da ekleyelim, bunu da ekleyelim. Şimdi mikro monolit diye bir şey ben görmüştüm konuyu araştırırken. Bilmiyorum, bunu ileride konuşacak mıyız ama daha ilterim belki uzunluğuna kalır bu. Bu konuya da bir girelim bence şey yapmadan. Bugün session'ı kapatabilir miyiz bilmiyorum ama sahurdan önce. şimdi ben bunu söyleyeyim. Hemen demoya geçmeden şeyden bahsedeyim istiyorsanız. Bu Service Discovery'de pattern'lar var. Evet. Birkaç tane. Onlardan bahsedeyim çok kısa. Şimdi Client Side Discovery diye pattern var. Burada isminden zaten anlayacağınız üzere Client Side'daki bir lojik karar veriyor. Ben hangi servise gideceğimi diye. Şimdi Server Side Discovery, tabii şimdi Client diyeceğim, ben Server Side'de aklına geliyor. Server Side Discovery'de ne var? Araya bir router koyuyoruz. Client side'den siz request'ı router'a gönderiyorsunuz. Bu sefer hangi servise gideceğin kararını router veriyor. Üçüncüsü service registry. Burada da bir veri tabanı. Hangi servislerin işte gidebileceğinizi, burada host ve port bilgiler oluyor. Bu veri tabanından sorgulayarak aslında gidiyorsunuz. Bir de self registration var. Self registration'da da bu az önce bahsettiğim service registry'ye servisler gidip kendileri registry'liyorlar. Bir tane daha vardı ama tam onun için hatırlayamadım. Eğer hani kolayınızsa onu da sizden rica ederim. Şimdi ben hızlıca demoya geçeyim. Mert, ben sana bu konuda bir ricada bulunacağım. Bunu bu arada ben bu görseller atıyoruz ya böyle sağa sola işte bakıyorum ben de. Evet. Bunu böyle bir tablo halinde gösteren bir site yok bu arada. Sen bunu hazır böyle süper anlatıyorken bize bunun da bir makalesini yazsan, en daha MS House'da yayınlasak, senden bir ricam olsun böyle. Olur, neden olmasın. Ben şimdi şöyle ekranı komple paylaşacağım için, çünkü çok şey değiştireceğim. Tamam. Ayarlayayım şöyle. Gönder gelsin. Şöyle bir saniyeni alayım. 6000 satır şeyi açmayacaksın değil mi bir tane? Ne derler? Kontroller açmayacaksın değil mi? Hayır.
Ben belki hocam kadar profesyonel değilim. Yani daha basit şeyler yapacağım. Geldim şu an. Şöyle ben tam ekran yapayım. Geldi. Tamam. Şimdi sen hep Microsoft'tan bahsediyorsun. Ben de biraz kendi tarafından bahsedeyim. Şimdi bugün size Traffic diye bir open source bir projeden bahsedeceğim. Şimdi Service Discovery'den bahsettik işte. Register ediyorsunuz, işte servis seçiyor dedim, client tarafında logic yapıyor dedim ama hani İlter'in dediği gibi 500 tane servisiniz varsa ne olacak? Şimdi bunu client site'a nasıl bir logic yazacaksınız? Ya da atıyorum arka planda işte servislerin sayısı değişebilir, instance'lar değişebilir, konteyner sayısını arttırabilirsiniz. Bunları nasıl ayarlayacaksınız? Bunun için güzel bir ürün var Traffic adında. İsmi de güzel. Hani konuyla alakalı olarak. Şimdi ben küçük bir demo hazırladım. Demoda ne yapacağım? Önce ondan bahsedeyim. Şimdi bir tane Docker Compose dosyam var. Biraz büyüteyim mi? Görünüyor mu şu an? Biraz büyütürsen iyi olur abi. Yayına 720p'ye basıyoruz ya. O yüzden... Şu an nasıl? Şurayı kapatayım ben. Güzel abi. Şu an iyi mi? Güzel. Tamam, basit bir Docker Compose dosyası hazırladım. Ne yapacağım? İki tane servis alacağım buraya. Şimdi Kubernetes'i yapmak isterdim ama o biraz zaman alacağı için hemen hızlıca Docker'dan anlatayım. Traffic servisini tanımlıyorum. En son olan imajı aldım. 3 tane command ekleyeceğim. Bir tanesi bu aynı zamanda HRouter olduğu için giriş kısmı ne olacak? 80 portundan alacağım girişini. Tamam. Docker provider'ını kullanıyorum. Tabii Kubernetes olabilir, DCOS olabilir, Mesos olabilir. Artık ne kullanıyorsanız. Ben burada Docker yapacağım. Şimdi Docker'ı kullandım. API insecure ise arka plandaki API'lara herhangi bir authorization authentication olmadan gidebilmek için bu dashboard için kullanacağım. Portları bağladım. Burada 80 portunu router'a gelen request almak için kullanıyorum. 80-80 de dashboard için kullanıyorum. Mert, bir şey söyleyeceğim. Çok kısa devam edelim. Trafiği bir açıklar mısın bize? Trafiğin olayı nedir? Yani service discovery tool'u mudur? Başka işlerde yapıyor mu? Şimdi şöyle. Ben şurada hazırlamıştım aslında. Süper abi. Şimdi trafik aslında hani cloud native edge router diye geçiyor. Hı-hı. Yaptığı bir sürü iş var. Bakın bu sol tarafı ben burayı da büyüteyim. Neler yapabiliyorsunuz? Aslında biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi en büyük özelliği zaten auto discovery kısmı. Routing yapabiliyorsunuz. Dinamik ve otomatik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın burada zaten çok güzel bir özeti var aslında. Şuradan istiyorsanız ilerleyeyim. Neler var mesela? Load balancing yapabiliyorsunuz. Routing yapabiliyorsunuz. Configuration discovery var. Örnekte zaten yapacağız. Benim en sevdiğim özelliği middleware. Bu Super'da tanıtılan bir özellik. Siz bu hani nereden örnek versem .NET Core MVC'de 6'da gelen middleware özelliği vardı. Yazılınca arkadaşlar bilir. Araya middleware'ler yazabiliyordunuz. Bunun benzeri de burada yapabiliyorsunuz. Çok kolay konfigürasyonu var. Yani birkaç satır yazarak araya işte neler ekleyebilirsiniz? Şuradan ben açayım. Authentication ekleyebiliyorsunuz. Dün hani API Gateway'de yaptığınız özellikler aslında bunlar. Buffering ekleyebilirsiniz, circuit breaker ekleyebilirsiniz. Gelen veriyi kompres edebiliyorsunuz. Authentication'ı başka bir yönlendirebilirsiniz. Header ekleyebilirsiniz. IP kısıtlaması yapabiliyorsunuz. Limit koyabiliyorsunuz. Degex yazabiliyorsunuz. Pad'leri değiştirebiliyorsunuz gibi gibi bir sürü özelliği var. Aslında dün anlattıklarımızın değişik bir ürün üzerinden implementasyonu diyebilirim. Onun dışında şimdi çok da ben şeyi uzatmayayım aslında bu kısmı. Adresini de söyleyeyim. Traffic.io. Bu arada TRAEB şeklinde gidiyor. Normal trafik değil. Şu an İlter bayağı yakından bakıyor galiba ama. Paylaşayım sen de. Şimdi de uygulamamıza gelelim. Şimdi Hellonet dediğim uygulama aslında Node.js'li yazılmış. Gidip hostname ekrana basan bir web uygulaması, basit bir uygulama. Ben buna label tanımlıyorum. Çünkü ben trafiği enable edeceğim burada. Rule tanımladım. Localhost'a gelen istekleri ben bu arkadaşa yönlendireceğim. Bir de giriş noktasını web diyorum. Web'de zaten şurada yazdığım kısım. Aslında hani oradan gelen request'ı bu tarafa yönlendireceğim gibi. Şimdi ben önce şeyi açayım. Doğru yazdım herhalde. Bu arada Eli tanımladım ben. Docker Compose çalıştıracağım şu an. Şimdi trafik çalıştı. Bir dashboard'unu açayım göstereyim.
Şimdi bakın bu trafiğin dashboard'u. Az önce anlattığım özellikler mesela. Middle verileri burada görebiliyorsunuz. Servisler burada görebiliyorsunuz. Routing yaptığınız zaman tanımlarınızı, routerları burada görebiliyorsunuz. Gelen bir özellik işte TCP desteği geldi. TCP de kullanıyorsunuz. Benzer şekilde UDP de var. Tracing metric ve log seçeneği açarsanız burada görebilirsiniz ve burada provider'ları görüyorsunuz aktif olan. Ben servis tarafına gideyim. Bunlar kendi kullandığı servisler. İşte dashboard'a gitmek için kullandığı. Bakın Docker tarafı için kullandığı kısımlar. Şimdi bir de ver uygulamamızı ben ayağa kaldıracağım. Şimdi açalım. Bakın burada direkt bu 5 oldu. Az önce 4'tü. Gidiyorum. Burada net görüyorum şu an bilmiyorum ama bir şuradan zoom'u da çalıştırayım hatta. Bakın buraya otomatik olarak geldi. Neredeyse sayfa refresh bile etmedim. Herhangi bir konfigürasyon yapmadım. Bir register'e bir şey girmedim. Herhangi bir kod değiştirdi yapmadım. Diyorum. Zoom'u da kaldırayım. Bakın arka planda benim konteynerin, ayağa kalkan konteynerin IP adresi ve portu var. Yani bana localhost'tan gelen istekleri arka planda bu konteynerin bu portunu yönlendiriyor. Şimdi ben bunu scale etmek istiyorum. Hatta şu aşağıda da var. Şöyle burada biraz büyüteyim. Burada da detayını görebiliyorsunuz. Neredeydi? Scale 5 yapalım. Şimdi 5 tane ayağa kalkmış olması lazım. Tekrar geliyorum. Dashboard'a gidelim. Şimdi burada bir değişiklik görmeyeceksiniz. Zaten servis olarak olduğu için 5 tane servisiniz var. Tekrar ben Explore'a gideceğim. Bakın burada server şu an 5. Gördüğünüz gibi yine bir değişiklik yapmadım. Otomatik olarak hepsini aslında algıladı. Şimdi biz bu servisi bir çağıralım. Arka planda bakalım nasıl gidiyor. Şunu da biraz büyüteyim. Şimdi bir tane konteynere düştüm. Refresh ediyorum. Her seferinde farklı bir konteyner düşüyor. Aslında yük dengelemeyi de otomatik olarak yapmış oluyor. Ürünün güzel tarafı. Şimdi ben İlter'e soracağım. Hani böyle bir ürün kullanıyor musunuz? Trafik olması şart değil. Ya da kullanmıyorsanız hani karşılaştığınız zorluklar neler? Onları bir anlatabilir misin diye topu sana atılıyor ama önceden de söyleyeyim. Hani kafanda birkaç örnek toparlamak istersen. Ben arkadaşlar Enterprise Edition'da var. Eğer hani bunu şirketinizde kullanmak istiyorsanız ama open source versiyondan gayet yeterli. Deneyip kurcalayabilirsiniz. Bu arada şunu da göstereyim. 2.0 versiyonu için en çok gelen isteklerden biriydi. Bu arada Dark ekleme mode. Yapayım. Trafik şu anlamda çok yetenekli bir ürün. Mert'ten de özellikle teşekkür ediyorum bu böyle bir demo hazırladığı için. Azure AKS'de Kubernetes Service'de Dev Spaces diye bir şey var. Aslında çok o detaya girmeyeceğim. AKS'de konuşacağım ama bütün ortamı mocking yapıyor. Ve o mocking işlemini de trafiğin ingress özelliğiyle yapıyor. O yüzden de çok o anlamlara çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada son bekleme yapayım İlter'e paslamadan. Eğer Canary Deployment yapıyorsanız trafik Canary Deployment özelliği çok başarılı. Bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Diyorum İlter'e atıyorum topu. Abi bu kısım benim gibi bir işin teknik tarafını yönetmekle sorumlandırılmış insanların en büyük dertlerinden biri. Yani şimdi artık cloud servisler sayesinde ve hosting firmalarının, on-prem hosting firmalarının kendi işlerinde DevOps'çular bulundurmasından ötürü siz artık şeyleri DBA çalıştırmaz oluyorsunuz, ne bileyim makineci çalıştırmaz oluyorsunuz gibi bir şey oluyor. Çünkü sizin artık ihtiyacınız ayda bir kez, iki kez falana düşüyor. Çünkü artık makineler ayakta. O tarafı sürekli o hosteden çeviren şeyler var. Şimdi makineden niye başladım? Şu yüzden sen hani böyle bir tool kullanmıyoruz abi. Bu da bana nasıl bir şey katıyor dersen ben buradan monitoringe birazcık çevireceğim bunu.
Benim şu an mesela production ortamımda 6 tane makine var. Benim en legacy ve en çok trafiğin böyle geçtiği şeylerden birisi, servislerimden birisi. Mikro MVC'de bir tane controller aslında. İçinde de 50 tane şey var, servis var. Değişik değişik iş yapan, sökemediğim. Bir şeylerin nereden bozulduğunu bulmam mümkün olmuyor. Doğru düzgün monitör edemediğim için, kendi environment'ımı, servislerimi izleyemediğim için. Mesela şöyle bir şey yaşadık. Hani de hangi zorluklar dedin ya. Biz makine geçişi yapmıştık şeyde. Bir dış partiye verdiğimiz endpoint'in bir tanesinde. Daha doğrusu mikro servislerin bir tanesinde. Dedik ki artık Windows'ta çalışmasın. Bizim Linux'ta çalışalım .NET Core'larımızı. Hem CPU tarafından hem de maliyet tarafından birazcık daha optimize etmiş olalım. Çok güzel. Bizi aldık başka bir yere koyduk. Çalıştırdık. Kendi diyoruz ki tamam ya rahatladık işte her şey oradan gidiyor bir şeyler. Sonra bir gün bir sorun çıktı ve 3 gün aradım ben sorunun neden kaynaklandığını. Kod yazdığı gibi çalışmıyor. Yani koda bakıyorum. Ya diyorum bu kod bu sonucu üretmemesi lazım. Ne oluyor? Yani böyle yatırımı var bunun altına. .NET Core'da acaba bir gariplik var. Bir library mi ekledim ben yanlışlıkla falan. Düşün bulamadık. Sonra ya dedim biz bu servisi galiba taşıdığımız esnada unuttuk. Dış servise verdiğimiz endpoint'in bu makinede kaldığını. Oo. Sonra gittim. Abi şey ya, yani al sana şey bu neden gerek? Canlı, evet. Abi gittim baktım abi Nginx'e. Biz gitmişiz dış partiye verdiğimiz endpoint'i eski makinede bırakmışız. Eski makineyi de açık bırakmışız. Eski makinedeki servisi de açık bırakmışız. Lanet şey bir gün bile durmamış. Dursa haberimiz olacak. Yani bir şekilde arayacaklar bizi. Servis niye durdu diyecekler. Bakacağız ne oluyor falan diyeceğiz. Al abi sana discovery sorunu. Sen environment'ın içerisinde ben mesela 50 tane makine çalıştırıyorum neredeyse. Yani kalkıyorlar, indiriyorlar, böyle bazılarını siliyorum, test yapıyorum, kaldırıyorum, tekrar bir daha indiriyorum. Yani bir production environment'ım var 22 makinelik. Bir de sürekli sildiğim ve kurduğum makinelerim var. Sen servis discovery yapmadığın zaman aslında kör uçmuş oluyorsun birazcık. Olmuş şeyi ölçüyor oluyorsun. O da ne demek? Monitoring tarafı. Benim application insight bugün hayatımda olmasa nerede ne olduğunu haberim bile olmazdı. Yani şeye bazen oradan bakıyorum. Bu servis hangi makinedeydi gibisinden bir şeye gidip Application Insight'ten rol tarafından bakıyorum. Bu servis acaba evet. Hangi makinelerde varmış diye. Şimdi sen bunu bu kadar çok makine varken yönetiyor olman bir tane arkitekti burada barındırman anlamına geliyor. Evet. Bu da maliyeti getiriyor sana. Hani demin monolit mikroservis tartışması yaparken yönetme tarafına gittiği zaman bunu da göz ardı etmeden bu tool'ları hayata sokmak gerekiyor. Tabii. Şimdi bugün özellikle log aggregation tarafına girmiyorum. Çünkü şeyde database tarafında çok konuştuk. Özellikle de ELK üzerinde. Birkaç tane daha ekleme yapmak istiyorum. Lütfen sizden de fikirlerinizi soruyor olacağım aslında. Zaten bazılarının şeyleri var. Station'ları da var bu arada bundan sonraki devamda. Öncelikle microservice deployment pattern nedir? Öncelikle onlardan bahsedeyim. Nasıl deploy edebiliriz? Multiple servers'ı bir host'ta yapabilirsiniz tabii. Ama bu ondan sonra çok tavsiye ettiğimiz bir yöntem değil. Olmaz mı? Tabii ki de olabilir. Bir host'tan kastım da bu arada. Yani bir tane host'un üstünde micro VM'ler veyahut da işte atıyorum micro container'lar o ayrı bir konu. Bir de single host var yani multiple server single host konusu var. Bu kesinlikle tavsiye etmediğimiz bir konu. Ondan sonra service instance per virtual machine. Az önce anlattığım yani per VM konusu. Ondan sonra service instance per container. Bu çok önemli. Ondan sonra ne demek service instance per container ve container'ın niye bu kadar popüler oldu? Hepsi birbiriyle ilişkili dedim. Çünkü adı üstünde biz bu işi mikro parçaya böldük. VM'in de mikro parçası container'dır. Dolayısıyla en ideal yöntemlerden bir tanesidir. Platform as a service de yapabilirsiniz bunu. Ama ben genelde bu işin maliyetiyle de uğraştığım için kendi tarafımda mikro servisi PaaS'ta 5-10 taneden daha fazla servisiniz var ise ondan sonra kesinlikle PaaS'ta yapmamanız. Onun altında varsa PaaS'ta yapabilirsiniz. Ama onun üstündekilerde PaaS yani atıyorum Azure App Service veyahut da Elastic Beanstalk gibi sistemlerde host etmek daha pahalıya geliyor 10 mikroservisten sonrası. Veyahut da Service Instance per Host. Ya yani bu birazcık şey
ne derler? Yani bunu Netflix'eniz böyle bir şeyiniz olur. Hosting modeliniz olur ama yani şu anda Türkiye'de çok mümkün değil. Birkaç firma haricinde diyeyim. Dolayısıyla service instance per container en ideal yöntemlerden bir tanesi. Bir tane konu var. Communication pattern. Burada bir karışıklık var. İşte diyor ki mesela bana soru geldiği için söylüyorum bunu müşterilerimden. İşte burada REST mi, gRPC mi gitmemiz lazım, messaging pattern mi gitmemiz lazım? Bu ikisi farklı konular birincisi. Sizin ya REST ya gRPC gitmeniz lazım. Yani messaging pattern'de bunu seçmeniz lazım. Communication pattern'de. Messaging pattern arka tarafta az önce bütün konuştuğumuz konular, o saga pattern'ler, orkestrasyonlar, data aggregation, o bambaşka bir konu. Yani ikisi beraber duran şeyler. Yani siz gRPC ve REST yerine messaging seçemezsiniz. Yani seçebilirsiniz de inanılmaz fantastik bir iş yapmış olursunuz. Dolayısıyla communication pattern'iniz REST veyahut da gRPC'dir. Arka tarafta işte log aggregation, data aggregation gibi problemleri messaging pattern'ine veyahut da messaging broker'larla çözersiniz. Dolayısıyla communication pattern'lerde bununla ilgili de önceki session'lara lütfen baksınlar arkadaşlar. Messaging'in ve eventing'in ne olduğunu aslında detaylı bir şekilde inceledik. Framework anlamında sormayacağım bu soruyu. Diğer teknolojilerde soruyordum ama çok fazla framework yok bildiğiniz üzere. Java bu işin içerisine çok düştü biliyorsunuz. Dolayısıyla Spring Boot Microservices var. Bir de Spring Cloud çıktı, bizim Azure üzerinde de var. Ama zaten bununla ilgili az önce de konuştuğumuz bir ton architectural pattern olduğu için bunun üstüne framework geliştirmek bana soracak olursanız çok mantıklı değil. Bunu Java niye yaptı diye söylemiyorum. İyi ki de yapmış bu arada. Kuvvetli de bir architecture ama architecture fazla yok. Yani soru gelir diye bunu istinaden söylüyorum. Bir de yanlış hatırlamıyorsam şey vardı. Axon diye bir şey vardı. Böyle bir framework vardı. Ondan sonra. Buna da inceleyebilirler framework arayanlar. Bu SOA tarafında daha çok, Axon tarafı da, Axon'la ilgili geliştirmeler de sonradan biraz kestiler onu diyebiliyorum ben, contribution'ı. Ha öyle mi? Bak, haberim yok. Yani. Ben bir ara bu arada bir yerde gördüm. Axon'un yeni bir versiyonu mu gelmiş, mikroservis falan bilmiyorum bu arada ama incelemek isteyenler için, ama bence gerek yok zaten. Yani açılışta o yüzden o şeyi yaptık. Şeyi geliştirmeni çok kolaylaştırıyordu. Java'da SOA design'ı uygulayabilmeni çok çok kolaylaştırıyordu. Öyle bir şey yani, mappingleri şunları bunları çok kolayca yapabiliyordun Axon sayesinde. 2008'lerde, 2009'larda kullanırken öyle faydasını bayağı görmüştüm ben. Valla ben şunu tavsiye ederim. Bir framework bakmaktansa, bir tooling bakmaktansa mikroservis dizayn yapacak arkitektlere, teknoloji firmalarına Saga, Event Sourcing ve Database per Service konularını detaylıca, hatta işte senin dediğin gibi veyahut da Mert'in dediği gibi gerekirse akademik düzeyde bakmalarını tavsiye ediyorum. Daha sonra tooling'i bulunuyor. Bir de zaten eskisi kadar tooling'in zor bulunduğu bir dünyada değiliz. Bir servis için veyahut da bir işlem için alternatif onlarca tooling'imiz olduğu için ve onlarca platformumuz olduğu için önemli olan konu birazcık hani böyle şey olur ya, tarih sürekli kendini tekerrür eder ya, daha bu işin teknik ve architectural tarafı daha doğru oldu. Zaten tooling tarafında birincisi hiçbir şey mi bulamadınız? Çağırıyorsunuz bir tane vendor'ı veyahut da açıyorsunuz bir formu. Bütün versus'ları görüyorsunuz işte. Best bilmem ne framework 2020 diye arattığınız anda zaten size 8 milyon tane bütün otoritelerden böyle makaleler yağıyor. LinkedIn'den, Medium'lardan falan filan. Herkes tecrübesini paylaşıyor. O anlamda framework çok fazla yok. Şimdi mikroservis şöyle özetleyebilirim ben tekrardan. İlter'i tekrarlayacağım ondan sonra. Logiğiniz mikroservis olsun. Ama tabii ki de hiçbir zaman için oturup da day one 400 tane mikroservislik ortamı kaldıracak bir Kubernetes cluster kurmayın. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Zaten bu autoscalingler, cloudlar bu yüzden var. Yani ihtiyacın olduğu kadar genişlet mantığında kullanmak için. Ama iyi bilinmesi gereken bir konu. İyi bilmiyorsanız da bu işe kesinlikle girişmeyin diye bir tavsiye edebilirim. Şimdi bu arada Mert güzel bir kaynak paylaştı. Microservices Demo diye. Bunu ben şeyde çok kullanıyorum bu arada. Workshoplarımda çok kullanıyorum. Bir bu var, bir de şey var. .NET'in var bir tane. Açayım mı? Mert, .NET'in... Mimarisini açayım mı? Açsana bir. Bir de .NET'in vardı ya. Neydi onun ismi? Tamam. Container Shop diye bir şey var ya. Onu da açsana. Ha, bunu bir görelim mesela. Bu çok güzel bir uygulama. Python uygulaması bu arada. Ben workshoplarımda gösteriyorum DevOps anlatmak için. Aa, değiştirmişler. Enteresan şeyler gelmiş arka tarafa. Go'lar mo'lar eklenmiş. Evet. Bu Python uygulamasıydı ya önceden. Bu bayağı güzel bir örnek. Bu şey değil mi hani, ya? Şey, yönde... Sax Shop değil mi bu? Evet, o.
Allah Allah. Enteresan. Bunun farklı versiyonları varmış ya. O kadar büyük hemen hepsini değiştirmemişler diyor. Bayağı hani arka planda şey var. Üzerinde deneme yapmak için güzel bir uygulama. Check edeyim ben. Ben bunu kullanıyorum bu arada da şey. Bu Python uygulaması diye biliyordum. Değiştirmişler. Bir de eShop Containers yazsana Mert. O da .NET Core 3.0'a migrate edildi diye biliyorum. 2.2 versiyonu da var da. Evet. Bu da Microsoft'un da support ettiği. Bayağı da commit alan bir şey. Bu da bir e-ticaret sitesi. Azure DevOps artı AKS veyahut da istiyorsanız başka Kubernetes cluster'lara deploy edebileceğiniz neler varmış? İşte basket, katalog, identity, location, marketing, ordering. Bunu da inceleyebilir arkadaşlar. Onları bana bir şeyden Discord'dan göndersene. Twitch'te paylaşayım. Bunları. Cem Dırman Quarkus ve Eclipse mikro profile demiş ama bunların ne olduğunu bilmiyorum. Framework anlamında mı söyledi acaba bunu yoksa örnek mikroservis uygulama anlamında mı söyledi? Eğer buradaysa bize açıklarsa sevinirim. Şöyle Ctrl C diyeceğim. Şu kaynakları paylaşayım ben o sırada. Yerinde attım. Dur ben hangisini paylaştım? Ben Google Books paylaşmışım ya bir tane. Ya o benimkisi. Onu ben şimdi anlatacağım ne olduğunu. Tamam. Neyse arada gitmiş olsun abi. Sokak evet değil. Zaten paylaşıyoruz hepsini. Bir dakika abi. Şunu bir paylaşayım. Şimdi Mert'in Ctrl C Saks Shop'unu atayım. Bir de eShop Containers atayım. Şöyle gönderdim. Sen o benim dedin. Dolayısıyla benim bunu açmam gerekiyor. Abi ben bunu sen açarsan iyi olur. Benim makine bir ızgaraya dönüyor. Tamam, aç abi onu. Table of Contents var. Onu aç. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında session'ın içerisinde biraz değindik. Hani ufak ufak gidelim kısmına. Açabildin mi? Abi aşağı inersen Table of Contents'i göreceksin hafif. Bir dakika. Şöyle. Ha bak orada gelmedi mi sana? İçindekiler diyor ama. Abi şeye bas. İçinde sayfa 15'e bas en tepeye çık. Direkt gelir zaten. Yani kitabın hepsi yayında zaten de internet. Şuradan seçilmiş sayfalar diyor ya aşağıda. Bir dakika pardon abi görmedim. Heh, sayfa 15 ha. Tamam. Ha, bas abi en yukarı çık içindekilere kadar. Şimdi hani böyle mikro servis mi yapacağız, monolit mi yapacağız gibisinden bir şey var. Yani bu kitabın adı Legacy Code'da Efektif Çalışmak. Şimdi bunu bir abim tavsiye etmişti bana. Developer, arkitekt, ulu gördüğüm abilerden. Şimdi bu soruların cevaplarını etrafımızda bulamıyorsak bu kitapta bolca aslında şey var. Hikaye şeklinde anlatılmış. Pasaj pasaj var. Hafif hafif inersen mesela bir kodu nasıl analiz etmeliyizle alakalı örneklemler var bu kodun bu kitabın içerisinde. Yani Stack Overflow'dan bir şeyler öğreniyoruz. Azure'un eğitimlerinden, Google'ın eğitimlerinden bir şeyler öğreniyoruz ama bu işin bir de bu soft skill tarafı var. Evet. Doğru soruları sormak lazım kodun üstüne. Ben özellikle mikroservis session'ına sakladım bunu. Çünkü monolit bir yapıyı kurmak çok kolayken genişletmek çok zor. Ve iş hayatımıza hep bir yapıyı devam ettirmek üzere başlıyoruz biz büyük oranda. Eğer böyle çok seçilimli sınavlarla bilmem nelerle bir environment'a girmiyorsak ki orada bile ilk başta insana şey verirler. Ekiplere önceden yazılmış koda. Mesela buradan bir soruyu hemen abi ekranda var galiba. I need to change a monster method and I can't write test for it. Yani demin Mert'in böyle ters köşe sorduğu sorular gibi. Aynen böyle abi. Yani şeye girdiğinizde bir şirkete girdiğinizde bu soruyu kendinize sormak zorunda kalırsanız ben bunu mikroservis mi yapacağım? Hani burası lüks kaçıyor gibi olabilir ama adım adım parçalara bölerekten bu işi yönetebilmek çok kıymetli, çok önemli. Onu da mikroservislerle yapıyoruz. Mikroservis dünyasındaki yani teknolojinin gittiği yerde de bir sürü farklı çözüm önümüze çıkıyor. Çok zorlu ve uzun bir yol gibi gözükse de ufak bir bariyer var. Onu aşınca her şey çorap söktüğü gibi açılıyor. Aynen. Ben bir kitap daha paylaştım. Onu açabilirsen. Açayım. E-book. Ben bu arada yazdım. Şimdi bu arada arkadaşlar MS Auto'nun bir GitHub repository'si var. Açtım diye hatırlıyorum diyorum ama açmadıysam da 30 Days of Challenge diye bir tane 30 Days of Technology diye bir tane repo açacağım. Bütün bu kaynakları her gün paylaşıyorum ama toplu olarak orada bulabilirsiniz bu arada. Hatta videoları da emrederiz. Mert aklımızda bulunsun da onu da öyle yapmış olalım. Tamam. Bu demoları da atalım. Atabileceklerimizi.
Bir dakika abi. Ha şey şu meşhur kitap, tamam. Meşhur, evet. Bir tane de kitap, bu birazcık daha teknik bir kitap bu arada. Yani şey de var, design tarafı da var ama İlter'in gösterdiği kitap, anladığım kadarıyla okuyacağım o kitabı bu arada, görmemiştim daha önce hiç. Şey daha böyle hani soft skill dediği gibi aslında bir kitap diye anlıyorum. İlter, bilmiyorum doğru mu? Abi şey, yani bu işte bazı sorular var. Development esnasında kimseye soramıyorsun. Yalnız başına kalıyorsun. Bu bir şey, başucu kitabı gibi. Eğer bir sorunun cevabını bilmiyorsan, ulan ben bu metodu nasıl dönüştüreceğim? Ben burayı nasıl mikroservise çevireceğim? Efendim ben işte bu session'ı nasıl sökeceğim? Buradan da başka bir şeyi çevireceğim. Yani developer olarak mutlu olmak istiyorsan doğru soruları sorup doğru cevapları bulmak lazım. Burada naçizane tecrübeleri paylaşan kibar bir kitap var. Tecrübe bulmak en kıymetlisi bu sektörde. Ben hayatımın, yani bu mesleğimin çok büyük bir kısmında en çok zorlandığım şey tecrübeli birilerine sorabilme şeysi, fırsatıydı. Evet. Ve hep böyle ileride gittim yaptığım işlerde, böyle ekiplerin içerisinde ya burayı da deneyelim, burayı da deneyelim. Hop, yenilik deneme hırsımızdan ötürü, sevdamızdan ötürü. O da daha da zorluyor insanı. Bu kitap aslında birazcık o yola sokabilmek için arkadaşlarla paylaştım. Şey yapmak lazım. Ya en son teknolojinin en sonunu anlayıp mevcut hayatımızda en doğru şekilde konumlayarak teknolojiyi tüketmek lazım. Microservice Architecture Containerized .NET Applications çok havalı laf. Ama bu kitabı oturup bitirip development yapıp ilerleyebileceğimiz iş yerlerinin sayısı maalesef böyle çok çok olmuyor çoğu zaman. Tadında ufak ufak kendi iş yapışımıza yedirmek lazım bunu ki Türkiye'yi dönüştürebilelim. Abi zaten yani ben bu discussion'ı da çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ya bu mesela ben çok iyi hatırlıyorum. MVC çıktığında da çok fantastik bir tartışma dönmüştü. Yani yazılımcılar ortalığı yıktılar. Yani biz bir de şimdi bunu mu öğreneceğiz diye. Yani zaten o öğrenme cycle'ının hızlandığı, devrimin başladığı günlerde onlar, ama bu her zaman için böyle. Bir de ben bu işlere şöyle bakarım. Yani benim mesela arkadaşlarım da bilir, samimi arkadaşlarım. Yani ilgim olmasa bile, ondan sonra o işle ilgili bir maddi para kazancım olmasa bile, entelektüel kültür açısından mutlaka okuyorum. Ve bu beni iş hayatımda çok fazla koruyan özelliklerden bir tanesi. Bunu hem soft skill, hem management skill'de, hem de developer skill olarak düşünebilirsiniz. Ben bunu çok ekmeğini yedim. Buradan da naçizane bir tavsiye olsun diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Cem Dirman'a teşekkür ediyorum. Baktım hemen, kontrol ettim. Hatta listeme de aldım. Chat window'da Quarkus.io. Bu bir microservice framework'müş. Sordum yani bunlar nedir diye, cevap vermiş sağ olsun. Onun da tavsiyeleri olsun bizim yayınımıza. Bir de Eclipse Microprofile diye bir framework varmış. Ondan sonra bunu da değerlendirebilirler. Bir de şu an aklıma geldi bu arada. Ama o ürün olarak var. Netflix'in de ürünleri var mikroservis konusunda. Yani framework'ten ziyade ürünleri var. Onları da inceleyebilir arkadaşlar. Netflix de böyle bir karara gitti. Yani bazı şeyleri açıyor kendi tarafında. Diyeyim ve toparlamış olayım. Yani bu konu çok daha sabahlara kadar konuşmak istediğimiz ve konuşabileceğimiz de bir konu. Benim de çok keyif aldığım bir konu. Yani dediğim gibi 2 senedir sadece bunun üstüne, hatta yani 1 sene boyunca bunu deployment üzerine workshop yaptım design'ın haricinde. Deployment'ı bile çok keyifli bir konu. Zaten deployment'u ile ilgili burada bir session'ımız daha var. Yani zaten şöyle anlatayım. 2 tane daha session'ımız var burayla çok alakalı. Birincisi Kubernetes session. Ondan sonra. İkincisi de DevOps Station. Orada hatta bu işle ilgili çok o tamamen mikroservis uyguladığımız durumlarda yeni teknolojiler geliyor. Mesela GitOps gibi ondan sonra. Onlardan da bahsediyor olacağım. Hatta Microsoft'un Devler Azure'da diye bir event var. 28 Mayıs'ta da GitOps ile ilgili konuşuyorum. Buradan da duyurmuş olayım. O da güzel ve keyifli bir konu. Burada da bahsediyor olacağım. Aynı şekilde. Cem'den bir şey daha gelmiş. Abi Quark Spring Boot'a göre karşılaştırmaları var demiş. Yavaş yavaş bitireceğiz Cem, ama soruları alırız keyifle. Bekliyoruz. Sen yaz sorunu. Dolayısıyla dediğim gibi daha session'larımız var. Yarın baylar çok böyle şey konuştuk. Ne derler? Bugün 14. gün, yarın 15. günümüz. Beynimizi yaktık. Umalım sıkmamışızdır insanları, ama bence çok keyifli konuştuk. Yarın eğlenceli bir konu var. Hem de çok tartışmalı. Mert'in en sevdiği konular. Herkese böyle
ne derler, pisleşeceği konular diye hissediyorum. Developer tooling, vay sen niye Mac kullandın, vay ben niye Windows kullandım konuları var. Takım çantanızı merak ediyorum. Bana soracak olursanız bu arada bu çok önemli bir şey. Ben esnaf çocuğuyum. Yani babam araba tamiri işiyle uğraşıyor. Onun için takım en değerli şeydir. Aslında biz de ona benzer bir iş yapıyoruz. Yani ustalık yapıyoruz. Takım çantanızda ne var merak ediyorum. Yarın bunları soruyor olacağım size. Developer tooling kısmında. Ama her anlamda yani DevOps'ta ne yapıyorsunuz? Ne bileyim gündelik bilgisayarınızda ne var? Ondan sonra belki Mert'in şu kulaklığının markası kaç paraya aldı vesaire gibi detaylara da gireriz. Ondan sonra yarın böyle eğlenceli seninki kadar olacak. Pahalı değil abi. Bunu söyleyebilirim. Bak gördüğün gibi kablolu bildiğin kulaklık. Bak dedim Mert'in konuları görüyor musun İlter? Nasıl tanıyorum adamı? Yalnız arka taraftaki setup'a takılıyor benim gözüm. Yani kulaklıkta biraz ucuza kaçmış ama arkadaki setup'ta bir şeyler var gibi. Var var ya söylüyorum yok diyor bir de diyor ki ben kurcalamıyorum gidiyorum iş yapıyorum. Bu saatten sonra ne iş yapıyorsun Mert ya? Sen developer adamsın. Şimdi en az 1'e kadar oynarsın 1'den sonra çalışırsın sen. Tamam çalışırsın da en az bir 2 saat oyunun vardır diye düşünüyorum. Şimdi abi zaten şöyle söyleyeyim. Şimdi ben hani hemen lafı atayım. Mac kullanmadığım için bilgisayarda oyun oynayabiliyorum. Buradan Mert'e de selamlarımı göndereyim. İzliyorsa şu an. Belki ekran paylaşınca görmüşsünüzdür. Sol tarafta 3 tane oyun var. Herhangi birini seçebilirim. Eyvallah. Koltuklar da önemli. Onlara da değinebilir misiniz diyor. Ona hiç değinmeyelim. O konuda çok sıkıntılı zaten. bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi Cem bir soru sor. Modüler monolit konusuna değinir misiniz diyor. Twitter'da görmüş sanırım. Merak etmiş ne olduğunu biliyor muyuz diye. Konuşmak isteyen var mı? Bahsetmek isteyen? Vallahi ben de o yok ya. Şöyle aslında konuştuğumuz konu. Evet. Jargonu. Nasıl bir şeymiş acaba? Yani biliyorsun şimdi artık konuşulan her konunun bir jargonu var günümüz dünyasında. Bizim konuştuğumuz konu aslında. Modüler monolitten kastığımız aslında o entity paternlerinin düzgün uygulanması Cem bu arada. Var mıydım bilmiyorum yayında ama modüler monolit dediğimiz şey yani sen monolit uygulama yazabilirsin hosting anlamında yani mikroservisin dediğim gibi birçok bacağı var o yüzden birazcık toparlayarak kapattım birincisi design bacağı ikincisi design edildikten sonra bunun parçalanıp hosting bacağı ve communication channel bacağı hosting şimdi ne derler modüler monolit demek şu demek mikroservise export edilebilir uygulama demek. Dolayısıyla şimdi burada çok bizim session'lar arasında almadım ama software design'de çok fazla pattern var. Hatta işte İlter de şunu söyledi. Ben de bunları üst başlıklarla gruplandırıyorum diye. Yani işte atıyorum arada tarafta bir repository pattern'iniz var mı? Ne bileyim domain design'ınızı nasıl yapıyorsunuz? İşte entity framework nasıl yönetiyorsunuz? DB independency nasıl yapıyorsunuz? Gibi böyle çok fazla konu var. Yani entity'lerin düzgün planlanmış, düzgün dizayn edilmiş ve export edilebilir dependency'si minimum bakış açısıyla olma durumuna diyoruz biz buna. Özetle söyleyeyim. Demin anlatmışız. Aynen demin anlatmışız aslında bunu. Dip'ten şeye kadar. Abi kontrolörlerini parçala, servis katmanlarını parçala, database katmanlarını parçala, hatta isimlendirmeye kadar parçala. Yarın öbür gün yerini değiştirmen gerektirdiğin onu oradan çıkar hemen mikroservise dönüştür. Ben bunu en az 5 kez yaptım mevcut uygulamanın içerisinde. Mecbur kaldım legacy kodunun içine yazmaya. Ama ilk yaptığım iş bir sonraki ya da ertesi sprintin içerisinde o kodu mikroservise dönüştürmek oldu. Bu daha pratik bir yöntem. Yani ismini bilmiyordum ama benim kullandığım bir yöntemmiş. Neden pratik onu söyleyeyim. Kodu çok hızlı deliver ediyorsunuz aslında. Hı hı. Çünkü monolit uygulamaların avantajı budur. Deployment'ında sıkıntı yok. Entity'leriniz hazır, isimlendirme hazır, onu nereye koyacağınız hazır. Yani bir sürü dertten kurtuluyorsunuz. Sadece koda odaklanıyorsunuz. Monolit bir uygulamanın içerisine hemen markete çıkması gereken bir şey koymak çok kolay. Onu koyup ama düzgün dizayn edip koyarsanız parçalayıp dışarı çıkarması bir sprintlik bir iş. O teknik borcu da bir yıl sonraya atmadan hemen çözebiliyorsunuz. Teşekkürler. Biz de öğrenmiş olduk adını. Aynen öyle. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu arada kökenini de söyleyeyim. Aslında modüler monolit dediğimiz şey entire application'ın farklı bir ismi. Yani entire Microsoft çok kullanır mesela. Onun farklı bir ismi. Yani modüler monolit'i okumak istiyorsan bence hiç gerek yok. Yani işte mikroservis konuştuk bugün. Videoyu bence tekrar denizde çok da güzel böyle bence yapılandırdık. Birazcık daha konuşacağız ilerideki günlerde üstünde. Teknik olarak yani jargon olarak da teknik olarak da bunun üstüne yoğunlaşmanı tavsiye ederim Cem. Çünkü farklı kullanımları var. Aslında köken olarak modüler monolit dediğimiz şey entire
application yapısı. Yani application layer, business layer, data layer dediğimiz bu parçalı yapı. Ama mikroservise gitmek için bu yeterli değil bu arada. Bakın bu çok ciddi bir tartışma konusu. Hatta işte Microsoft'a atıflar var burada işte. Şey yaparlar böyle forumlarda işte hey Microsoft işte microservice entire demek değildir falan diye jargonunu değiştir diye. Böyle güzel Reddit tartışmaları vardır benim hoşuma giden. Dolayısıyla yani boş versen onu, mikroservisin bambaşka bir dünyası var. İşte sagalarla işte event sourcingler vesaireler. Bence çok kayda değer bir durum değil. Dolayısıyla böyle özetlemiş olayım onu da. Ondan sonra eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yarına da biraz ayıralım ya. Tamam, yarın developer tooling eğlenceli olacak. Herkesin şey, ne derler, masasında ne var göreceğiz. Burada yayında gözükmüyor ama ben belki canlısında gösteririm. Ondan sonra beraber takım çantalarımızı inceliyor olacağız deyip keyifli bir akşam diliyorum hepinize. İyi hafta sonlarına başlayın aslında. Yarın güzel bir hazırlık yapın. Bugün Perşembe. Yarın Cuma. Yarın güzel bir hafta sonu girişi yapacağız çünkü. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.